HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.06'yı gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içeri sabah olduğu görüyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, düşünce önerilerinizin 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. WhatsApp hattınız var bir de biliyorsunuz. Oradan da mesaj yazarsanız 0538-052-1487 de WhatsApp hattımız. Ayrıca Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'unda Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Tabii ki şöyle bir bakalım, neye bakalım? Telefonlara bakalım. WhatsApp hattımızda şu an yoğun bir mesaj trafiği de başladı. Önce telefon diyelim. Günaydın. Aygün abi, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Antalya'dan Dönerci Ahmet. Ahmet kardeşim, nasılsın? İyi misin? Vallahi abi, iyi olmaya çalışıyoruz da Fenerbahçe sayesinde ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyi. Ahmet'im, ben çareyi buldum. Senin ekmek arası dönerleri göndereceğiz. O döneri yiyecekler, inşallah kendilerine gelecekler. Abi ilk önce yönetime gönderelim. Nereye? Yönetime gönderelim. Yönetime gönderelim, peki. Yani yönetimimize gönderelim. Şimdi abi ben öncelikle ne için aradım? Bilmiyorum. Tabii ki eleştirim modumu açtım. İlk önce seni eleştirmek istiyorum. Ardından sana niye bir eleştiriyorsunuz abi, ben anlamıyorum ya. Abi seni eleştirmek istiyorum. Neden? Çünkü ben senin sıkı bir takipçinim. Çıktığın programları izliyorum. Ya bir tane sarı kart verilmedi diye takımı ligden çekelim falan diyorsun. Sarı kart abi, demedim ben. Sarı kart demedim. Sarı kart demedim. Ya bak, bir tane sarı kart. Kostiç'e o kartı veren, Kostiç'e o kartı veren hakem. Hakem hata yapmıştı. Ben evet, sana bir şey söyleyeyim mi? O kartı veren hakeme halı sahada bile maç verilmez. Tamam, doğrudur abi, hakemdir, hata yapmıştır. Olmaz. Ya abi Fenerbahçe futbol oynamıyor, sen bunu neden söylemiyorsun bak, ki? Futbol, bak, Fenerbahçe futbol oynamıyor abi, Ahmet, futbol. Ahmet, sevgili Ahmet, bir futbolcu 5. 6. dakikada sarı kart verirsen o futbolcu 84 dakika mücadele ederken biraz geride durur. Stoperlerine 5. 6. dakikada sarı kartlar verirsen o stoperler kırmızı kart görüp takımı yalnız bırakmama anlamında pozisyonlara biraz daha tedirgin girerler. Ahmet. Abi sen Fenerbahçe'sin ya. 300 milyon euroya yakın bir kadro değerin var. Oynadığın futbol, tıpaf takımı futbol. Ha, tamam, ben sana söylüyorum, futbol iyi değil. Zaten bunu ben de söylüyorum. Ama abi, diyorum. Abi, bu konuyla ilgili eleştirin yok ya. Sadece demek ki sen her yayınımı izlemiyorsun. Dün akşam Halk TV'deki YouTube yayınımı izledin mi? Yok, izlemedin. Bugün onu izledim. Sabah kalkar kalkmaz. Vallahi. İşe gitmeden özetini izledim. Onun özeti yok. Onun özeti yok. Şeyi çekelim, ligden çekelim diye. O tweet. Çekelim diye bir şeyler yazmıştı işte Twitter'da. Peki ya kardeşim abi, benim. Lütfen ya, gerçekten Fenerbahçe futbol oynamıyor abi. Gerçekten oynamıyor. Bizi kanser ediyor. Vallahi var ya. Allah korusun. Başımın ağrısından yapamadım ya akşam. Peki. Vallahi yapamadım. Peki Ahmet'im, kendine çok iyi bak kardeşim. Görüşmek üzere. Aygün Bey günaydın. Hamburg'dan Tarkan, çok mutsuzuz. Fenerbahçe'den de kendim için değil kızım için demiş. İyi yayınlar demiş. Çok da güzel bir fotoğraf atmış. Formalı beraber resimlerini atmışlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hamburg'a da sevgilerimizi iletelim. Günaydın Aygün abi. Mersin'den Sercan abi. 17 gün bu takım ne çalıştı abi? Ruhumuz bitmiş. Çıldıracağız artık demiş. Günaydın İzmir'den 49. Kral 49. OCM'li Galatasaray dolu düzgün gidiyor. Şimdi sırada Avrupa var demiş. Evet, bu hafta Avrupa'ya döndük. Avrupa maçlarımız var. Hayırlısıyla diyelim abi. Selamünaleyküm Aygün abi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Ben Yaramaz Togo. Mourinho'nun bende kredisi yavaş yavaş tüketmeye başladı. Maalesef abim İsmail Hoca ile daha kötü kadro demeyeyim ama daha baskılı oynuyorduk. Çoğu maçta hiç oynamayan, hata yapmaya müsait adamı oynatıyor. Çok çekiliyoruz. Geriye umut vermiyor maalesef Fenerbahçe demiş. Abi bu nasıl bir yazı? Bunu okursam yayın biter yemin ediyorum. Helal olsun da isim ne? Hüseyin Keskin. Birazdan okuyacağım. Günaydın. Günaydın Aygın abi. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Sinan ben abi, İstanbul'dan. Nasılsın? Sağ ol Sinan, sen nasılsın? İyi misin? Şükür abi, iyiyim. Abi Sinan, çok fazla vaktini almadan hemen konuya gireyim. Girelim. Ben Galatasaray taraftarıyım. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk abi. Az önceki arkadaşın değindiği konuya değineceğim. Hangi konu? Senin attığın tweet var ya abi. Benim attığım tweetler zaten hep olay oluyor zaten. Ben İyi bir tweet şey alıyorum Türkiye.
İyi bir şey. Titi yapıyor. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim abi. Söyle. Hani burada senin tarafsız bir yayın yaptığını ben biliyorum. Hı-hı. Burada senin devamlı daha önce de 4-5 defa bağlandım. Doğrudur. Senin tarafsız yayın yaptığını biliyorum. Ama hani, Twitter benim özel sayfam. Evet evet ama. Oradaki bu, düşünceler hani ben farklı. Ben nacizane fikrimi söyleyeceğim. Söyle abi. Söyle yani, Sinan söyle. Bunu ister Kyle alırsın ister almazsın. Estağfurullah her zaman eleştiri Kyle alırım bence öyle bir şey. Şöyle söyleyeceğim. Söyle. Hani burada tarafsız yayın yaptığını bildiğim için o tweetin olmadığını düşünüyorum. Çünkü neden abi? Ama o tweet var. Yok hayır şöyle yani öyle bir tweetin olmadığını düşünüyorum. Yani, olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha. Çünkü neden abi? Söyle. Fenerbahçe'nin iki defa öne geçmiş. Bence de Kosti için pozisyonda faal bile olmayan bir pozisyona kart verdi. Çok net doğru söylüyorsun. Ama mesela Amrabat'ın çift almasına da kart vermedi. Yani hakemlerimiz bu abi. Böyle devam edecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle daha devam edecek ama... Federasyon başkanımız da yabancı hakemlere işte milliyetçilikten den vurup yabancı hakeme istemiyor. Milliyetçilikten ben vuruyor? Senin hakem eğitmenlerin yabancı. Gözlemcilerin hocan yabancı. Nasıl yani, bir 600 küsur yıllık gelenek menenekten bahsediyor İbrahim Hacı Osmanoğlu? Yani şunu demek isteyeceğim abi. Söyle Sinan. Sinan almayayım hemen söyleyeyim kapatayım. Dün en son ki pozisyon bence sarı kart pozisyonu konuşulacak abi. Bunu senin sevdiğinden hangi sarı kart pozisyon? O şey Kostiç'in pozisyonu. Ha, Kostiç'in en son pozisyon. Ha, en çünkü Mourinho'nun yanlışlarından sıra gelmez diye düşünüyorum abi. Peki. Bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. Bazen Galatasaraylar öyle bir Fenerbahçe'yi eleştiriyor ki Fenerbahçe'lerini eleştirmediği kadar Galatasaraylar Fenerbahçe'yi daha çok düşünüyor diye gibi geliyor abi. Peki teşekkür kardeşim ederim. Benim kendine çok iyi bak. İyi görüşmek abi. Üzere. Sağ ol teşekkürler. Aygün abicim günaydın. Ben İstanbul'dan Hüseyin Keskin. Ara ara yazmaya çalışıyorum. İlk başta belirtmek isteyeceğim şey şu. Seviliyorsun ve ekstra olarak bu sabah senin enerjine, motivasyonuna ihtiyacımız var gibi hissediyorum. Bir Fenerbahçeli olarak. Artık içimiz içimiz kan falan ağlamıyor. Yani direkt kanser olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yani biz ne yapalım abi? Gerçekten deli olmamak elde değil. Yani biz üzülmekten başka bir duygu yaşayamayacak mıyız abi? Her hafta bir şu an... her hafta bir şu an, her hafta bir sorun. Ne bileyim çözemedim ya. Bence de ikinci golden önce for vardı ama sen bu golü yemeyeceksin abi demiş. Daha çok uzun devam ediyor. Hüseyin Kesin kardeşimize teşekkürler. Ama inşallah toparlanacak takım arkadaşlar. Şeye katılmayın. Bir anda böyle moral bozukluğu içerisine girmeyin, yıkılmayın. Acaba soyunma odasına ben mi gidip konuşsam devralarında ya? HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Bu Mourinho hoca değil demiş. Gülücükler atmış sevgili Özipek. İyi yayınlar. Nedim Küçük. Biraz buraya dönüyorum. Çok fazla telefon da var ama mesaj da çok fazla. Günaydın Aygün Bey. İzmir'den Reşat. Kamyon kullanıyorum. Bu bütün gün radyo frekansı sürekli karışıyor demiş. Hemen onu halledelim. Söyleyelim arkadaşlarımıza. İzmir tarafındaymış. İzmir tarafında. Hemen şimdi Yücel'e söyledik. Somut bir şekilde yabancı hakem isteyenler şunu bilsinler. Onlar ufak tefek müdahalelerde faul çalmıyor. Samsunspor'un ikinci golünden bir yabancı hakem somut for çalmazdı bence. Almanya'dan somut selamlar Tolga demiş. Tolga kardeşimize selamlar. Günaydın Aygün abi. Bursa'dan Cin Ali. Yine moraller bozuk artık. Savunacak bir şey kalmadı düşünüyorum abi. Görünen köy kılavuz istemez. Durmak yok. Antidepresana başladık yine demiş sabah. Suyun yanında ilacıyla beraber bir görüntü atmış. Günaydın Aygün abi, İzmir'den Tatar ben. Fenerbahçeli arkadaşlara gerçekten üzülmeye başladım demiş. Yarış Galatasaray'la 5 yaş arasında geçer gibi duruyor demiş. Ben Efsenler'den Hüseyin Mecit, hayırlı yayınlar abi. Bana bir kişidir de boyunu oynattığını bir kişi bu oyunu oynattığını anlatırsa o zaman size hakkımı veririm. Ben bir Galatasaraylı olarak bak Mourinho bir şey oynatmıyor diyorum demiş. Günaydın Aygün abi. Dinleyici alabiliriz. Günaydın Aygün abi. Sinan ben Fenerbahçe'nin Samsunspor beraberliğini kaleciye yazarım. Ben performansı çok kötüydü demiş. İyi yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Devam edelim. Günaydın Aygün abi. Fenerbahçe ne zaman eleştireceksin sen demiyor muydun? Ben sert eleştiririm diye. Alo günaydın. Günaydın Aygün abi, hayırlı sabahlar. Eyvallah. Gece'den Mert Çavuş. Buyurun Mert Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Abi Fenerbahçe maalesef yine ben 6 senedir Sayın Ali Koç'un geldiği günden beri söylüyorum. Fenerbahçe'den bir şey olmaz, şampiyon olamaz, tünelin ucunda ışık yok. Biz şampiyonluğu Kadıköy'de Galatasaray maçında verdik.
Cilatını da bu maçta, Samsun maçında attık. Trabzon'da da tehent yazarız zaten. Fenerbahçe taraftarı zaten kanser olmasına gerek yok. Zaten biz kanser olarak doğmuşuz. Yani hücremiz zaten vücudumuza yerleşmiş Fenerbahçeli olduğumuzdan dolayı. Sen çok iyimsersin. Seni çok iyi anlıyorum. Sen de, senin için de bizim gibi gerçekten kan alıyor. Bunu biliyorum. Sen hissettirmiyorsun. Çünkü çok iyi bir Fenerbahçelisin. Ama ben gene söylüyorum, Sayın Ali Koç Fenerbahçe'yi bu sene de şampiyon olarak göremeden 3 sene daha devam edecek. Yani bizim ömrümüz günden güne kısalmaya devam ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum. İşin, biz şeyini konuşuyoruz. Biz Mourinho'nun sahtesini mi aldık? Yani biz Çin malı Mourinho mu aldık? Bu Mourinho bizim daha önce seyrettiğimiz Mourinho'yla hiçbir farkı, yani hiçbir alakası yok. Bir benzerliği dahi yok. Yani ben Mourinho'ya baktığım zaman o Mourinho'yu göremiyorum. Hı hı. Sanki bize Çin malı bir Mourinho kakalamışlar. Ben şunu da söylemek istiyorum. Made in ya, China. Sevgili Mourinho, sen Samet Demir'i benim yanıma ver, benim yanımda muavinlik yapsın, tır şoförlüğünü ben öğretirim ona. Ya futbolculukla alakası olmayan insanları oynatıyorsunuz. Yazık, günah değil mi? Emek verip, geçen seneden çok iyi emekler verip de şu anda yedek oynayan futbolcu. Szymański nedir abi? Szymański ne yapıyor? Dzeko ne yapıyor? Benim teknik yönetimim bunu görmemek için gözlerine mil mi çekmişler? Ne yapacak? Ya bizim kurtuluşumuz nedir? Ben şöyle söylüyorum. Sayın Ali Koç, seni seviyorum, gerçekten seviyorum ama lütfen artık Fenerbahçe'den saz arkadaşını al ve git. Peki. Ya Fenerbahçe, biz şöyle Gebze'de oturuyoruz. 150 kişi bir grubumuz var. Maçlara gitmeme kararı aldık. Bu Eskişehir, Kütahya, Afyon olmakta devam edecek. Bundan sonra Fenerbahçe tribünleri boş olmaya devam edecek. Peki. Çok teşekkürler Mert. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Aygün Bey Amsterdam'dan selam. Ben Yaşar. Dün akşamdan bu yana herkes başkana sallıyor. Başkan daha ne yapsın? İsimli hoca dendi, aldı. Hocanın istediklerini aldı. Akşamki sonucu bir numarası Mourinho, iki numarası Rize doğumlu hakemler demiş. Saygılar demiş. Zürih'ten hakem. Hakan ben. Hakem konuşa konuşa insanları da artık hakem deme. Zürih'ten Hakan ben. Tekrar Hakan Bey'den özür diliyorum. Aygün abi, bunu diyeceğimi hiç tahmin etmezdim. Ve İsmail Kartal'ı ne kadar sevmesem de ben İsmail Kartal'ı özledim abi. Son 15 dakikada resmen gol geliyorum dedi. Mourinho bizim gibi izledi. Evet, dün akşam ben de aynısını söyledim. Yayınlarda da söyledim. Yani gol geleceği belliydi. Orada hamleler yapması gerekiyordu. Doğru. Szymański'de haftalardır büyük bir düşüş var. İrfan Can Kahveci ile başlaması gerekiyordu. Değişikliklerden sonra Fenerbahçe biraz hareketlendi. İkinci gol geldi ama yani 2-2 biz bile gördük. Herkes gördü. Maalesef Mourinho göremedi. Onu da söyleyelim. Aygün abi günaydın. İstanbul'dan Beşiktaş tarafta Halil ben. Sabah sabah güzel haber aldık. Çok mutluyum demiş. Beşiktaş'a gelirsek iyiyiz. Kötü müyüz? Anlamadım. Kazanıyoruz ama bireysel becerilerle kazanıyoruz. Takım oyunu yok demiş. Aygün ah benim komşum. Komşum mesaj atmış. Aygün abi Bodrum'dan Polat abi bizim. Polat ben. Polat abi, Fenerbahçe'nin 7-2 gol için ne düşünüyorsun? Sence savunma kötü mü? Bugün oynanacak Bodrum Rize maçında Bodrum sporumuza başarılar diliyoruz. Benden de Bodrum sporumuza başarılar gelsin. Zaferlerimiz Bodrum'a devam etsin. Fener'den ümidi kestik, Bodrum'a döndük. Mehmet Çoban, iyi yayınlar Aygün Bey. Fenerbahçe Mourinho'yla lige inişli çıkışlı başladı. Böyle devam ederse devre arasını görmez. Toparlanmalı Fenerbahçe artık demiş. Alo, günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhaba. Tayyip ben İstanbul'dan. Buyurun abi, Tayyip. Aslısın sen Bodrum Spor Fenerbahçe maçı. İlk 45 dakika Bodrumluyum, Fenerliyim. İkinci 45 dakika Bodrum Sporluyum. Yani Bodrum. Evet, haftaya Fenerbahçe Bodrum maçı var ya, doğru. Evet, doğru. Sen bir ikilemde kalacaksın. Bir ben bir ikilemde kalmayacağım. Ben ikilemde kalmam. Abi ben sene başından beri Mourinho'nun çok büyük transfer olduğunu, Fenerbahçe'nin en büyük transfer olduğunu düşünüyordum. Ama artık yavaş yavaş ben de şöyle söyleyeyim. Tabii ki büyük bir hoca. Ama maalesef ki hala bir etkisini göremedik abi. Yani dün Samet Akaydın oyunu alıyor. Yani biz ya Levent'i şimdi kimi alsın? Tamam, Levent Mercan Levent diyorlar. Oraya koy, onu öbür tarafa. Mert Müldüroy'u da koyabilirsin. Gibi varyasyonlar var. Şimdi Osterwald alabilirdin oraya. Osterwald sakatlandı mı? Beckao sarı kart gördü. Doğru mu? Evet, Çağlar'ı aldı mecburen. Doğru mu? İki. Levent'i biz sol stoper olarak aldık abi. Yani sol stoper olarak aldık. Doğru söylüyorsun. Ama yani orada varyasyon yapabilirdi. Samet Akaydın fobisi var abi zaten bizde. Ama Samet de yani. dandun oynadı. Görmedin mi dünkü maçta da? Abi Samet çok kötü abi. Samet yani yine öyle her zaman olduğu gibi rakibin önüne bir ikram pası verdi. Evet ya, gol oluyordu. Yani nasıl Fenerbahçe'ye ben hala hayret ediyorum. Milli takıma nasıl alıyorlar hayret ediyorum.
Abi şimdi çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yani şimdi Manchester maçı da var. Manchester bir tam spor değil sonuçta. Tamam çok eski gücünde olmayabilir ama zor bir karşılaşma olacak. Yani böyle birkaç tane daha kayıp da kötü. Şimdi yapı olduğuna ben de inanıyorum abi. Yani Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü o 8. dakikada Tostici'ye sarı kart verilmesi gerçekten çok komikti. Yani televizyon ekranlarında ben de yani televizyonu kıracaktım neredeyse hakemim. O dakikadan yani, sonra Kostić kayboldu zaten. Tamam abi ama... Hayır bak sarı karttan sonra kayboldu. Her maçtan sonra çıkıp peki şöyle bir şey. Sayın Başkan dedi ki öyle bir kadro kuracağım ki dedi. Ben bunu kaç defa söyledim. Şampiyonluğunuzu vermeyeceğim. Abi, şampiyon abi, olacak bir kadro yani kuracağım. Yani şimdi bir Fenerbahçe taraftarının yerine kendini koymak lazım. 10 yıldır 11 yıl olacak. Peki yani öyle bir kadro dediğinde Samet Akaydın mı girecekti abi? Samet Akaydın mecburiyetten girdi ya bakma. Yoksa girmezdi. Abi mecburiyetten girdi. Samet Akaydın yani, öyle... kiralanan veya satılma şeyindeydi ama maalesef olmadı. Biz 3 Temmuz'lar yaşamış bir taraftarız. Ben sahada da satta da biber gazı yedim. Çağlayan Meydanı'nda da bir biber gazı yiyen Fenerbahçe taraftarlarındanım. Biz takımın her zaman yanındayız. Yine her zaman yanındayız. Bu yapı var diyorlar. Yapıyla mücadele edemiyorsanız gideceksiniz abi. Peki. Ya o yapıyla mücadele edemiyorsanız gideceksiniz abi. Yapacak başka peki. Bir şey yok. Çok teşekkürler. Kendine teşekkür çok ederim abi. Günaydın. Tekrar kolay gelsin. Aygün abi iyi yayınlar. Ben bir sporcu olarak yazıyorum ama bir futbolcu 20 milyon hakikaten 20 milyon veriyorsun oynatacaksın arkadaşım. En-Nesri'yi oynatacaksın. Yani onu sana söyleyeyim. Girdikten sonra biraz hareketlendirdin görüyoruz takımı. Günaydın. Hayırlı sabahlar Aygün Bey. Ben sessiz çoğunluk Bursa'dan Erkan Bey yazmış. Portekiz hocaların tutmadığını söylemiş. İrfan formda olan İrfan oynamıyor demiş. Bir aydır formsuz Şimanski oynuyor demiş. Böyle şey olmaz demiş. Doğru söylüyor. Doğru. Dinleyicimiz sonuna kadar haklı. WhatsApp grubundayız şu anda. İyi ki varsınız Aygün Bey. Gündüz akşama kadar gecede bir de Fener sayesinde bayramı yaşıyoruz demiş. Cumhur Altürk kardeşimiz. Her mesajı okuyoruz gördüğün gibi. Ki mesaj seçmiyoruz. Ya Kemal Bey önce geçmiş olsun. Taksiyle ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Çok ciddi bir kaza atlatmıştı taksiyi Kemal Bey. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Aygün abi Ankara'dan taksici Kemal ben. Biz puan kaybettiğimizde tak kutuplardaki takım taraftarları bile seviniyor. Ben inanıyorum Türk'ün Türk'ten Fener'in Fener'den başka dostu yoktur demiş. Devam edelim. Batuhan Ergüven günaydın Aygün abi. İrfan Can ve Oğuz Aydın'da ne suç işledi ki oynamıyorlar tarzı bir mesaj atmış. Devam edelim. Saatlerimiz 27. Dinleyici almayalım. Mesaj okuyalım. Aldın mı dinleyici? Peki günaydın. Alo günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Ben Ankara'dan Tuncay. Fenerbahçe taraftarı. Buyur Tuncay kardeşim. Hoş geldin. Abi ya ben İsmail Kartalcı değilim ama yani gelen gideni aratır diye bir şey var ya hakikaten doğruydu. Bu Jose Mourinho kaç aydır başımızda? Sezon başından beri başında. Yani 3 ay olmuştur herhalde. 3 ay olmuştur tabii. 4-8-3 ay olmuştur. Peki bu insanın en büyük özelliği ne hoca olarak? Savunma yaptırması. Evet. Abi bizim takım savunma yapabiliyor mu? Şu anda yapamıyor. Hücum yapabiliyor mu? Yapamıyor. Biz ne oynuyoruz, ne oynuyoruz abi? Abi? Biz ne oynuyoruz abi? Ya ciddi söylüyorum yani dün akşam az önce bir kardeşimiz daha bir kızıyla ilgili resim atmış. Ha şeyden abi. Evet Hamburg'tandı galiba değil mi? Dün akşam evet dün akşam kızımla seyrediyorum maçı 1-0 oldu 1-1 oldu 2-1 oldu televizyonu kapattım kanalı değiştirdim. Kızım dedi ki daha 4-5 yaşında baba dedi niye değiştirdin maç dedi. Kızım dedim yenileceğiz. Yok baba dedi yeniyoruz işte 2-1 falan. Neyse öyle böyle derken televizyon açtık. Kızım dedim bak 2-2 bitmiş. Bu bir abi. Birincisi. Toparlayalım hızlı hızlı. Hızlı toparlayalım evet. Sevgili kardeşim. İkincisi söyle. De şu Okan Buruk bir programa katıldığında şöyle bir şey söyledi. Biz dedi bundan daha önce ligdeki fikstürü dizayn ediyorduk dedi. Onu duymadım. Bu Halk TV'de yanılmıyorsam abi ya da TV 100'de mi bilmiyorum reklam olmasını tam hatırlamıyorum. Biz dedi daha önceki ligleri dedi dizayn ediyorduk yani kendimize göre ayarlıyorduk. Fikstürü. Ama şimdi öyle bir şansımız olmadı. Evet fikstürü. Özür dilerim yanlış olmasın. Ama bu sezon için öyle bir şansımız olmadı dedi. Hiçbir yerde hiçbir şekilde de hiç kimse konuşmadı. Demek ki adamlar bu işi yıllardır bu şekilde yapıyormuş. Vallahi abi. Duymadığım için bir şey de yorum yapamıyorum gerçekten. Yanılmıyorsam Volkan Demirel, Tümer Metin, Ümit Karan'ın olduğu programında büyük bir ihtimalle. Anladım. Yani ben şaşırdım abi. Videoları da düştü.
Demek ki insanlar yapabiliyormuş. Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Aygün Aybi günaydın demiş. Ha, o şeyle ilgili soru. Ona ben sana ekstra bir bilgi veririm. O çok farklı bir şey çünkü. O konu değişik. Yani sporla alakalı değil. Benle alakalı bir şey. Aygün Bey merhaba. Fenerbahçe futbol anlamında hiçbir şey oynamayarak böyle puan kayıplarla şampiyonluğu kaybedince hemen hakemlere sallamak doğru değil demiş. İyi yayınlar abi. Enes'e verilen para futbol tarihindeki skandallardan birisi olmuştur demiş. Adam oynamıyor ki. Yani niye adama sallıyoruz? Onu anlamış değilim ki. Adam devamlı bir 11 oynamıyor ki. Abi günaydın. İzmir'den Göksel. Abi lig başladıktan sonra Beşiktaş şampiyonluğu favori olarak görüyorum demiştin. Hala aynı şey. Evet, ben Beşiktaş'ı beğeniyorum arkadaşlar. Belki kadroda bir genişlik yok. Kulübe anlamında biraz takviye yapılması gerekiyor ama benim şampiyonluk adayımdan biri Beşiktaş'tır. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Ters Köşe tümüzüyle devam ediyor. Hattımızda şu anda Süper Lig eski hakemi ve aynı zamanda eski FIFA hakem eğitimcisi Serdar Akçer var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum. Hocam az önce X hesabınızdan bir paylaşım yaptınız. Şaşırdım ben. Yayıncı kuruluş pozisyonlarının fotoğraflarının çekilmesine de mi telif gönderiyormuş? Evet, şu anda gönderiyor. Hatta birçok şeyi silmiş. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Amerika ya. Üzerinde bir firma tarafından mail de geldi biraz önce. Bu hani biliyorlar, anlıyorduk da fotoğrafları silmeye başlamışlar. Ya yani bundan sonra silesine nerede? Ligi de silecekler. Zaten ligi de sildiler hocam bunlar. Yani, zaten diyorsun hani bizde meşhurdur yayıncı kuruluşun görüntüleri sadece tek açıdan verdiği için pek bir şey anlamıyor. Aynen hocam. Tek açıdan veriyorlar. O aradadakiler de inşallah operasyon halli olur inşallah diyelim. Hocam tabii çok maç var ama ben tabii ki öncelikli olarak Trabzonspor Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçıyla başlamak istiyorum. Daha sonra izin verirseniz Galatasaray, sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle maçıyla böyle bir sıralama yaparız. Programımıza eğer süre kalırsa da diğer maçlardan önemli pozisyonları değerlendirmeye çalışırız. Trabzonspor maçına baktığımız zaman hocam hakem Zorbay Küçük'ü görüyoruz. Zorbay hocamız vardı da Onur Özütoprak var. Onu da söyleyelim. Hocam çok fazla pozisyon, akıllarda böyle çok kritik anlamda kalacak bir pozisyon değil de baktığımız zaman maçın başlarına doğru bir elle oynama beklentisi vardı. Hatırlayabildiniz mi bilemiyorum. Oradan başlayalım isterseniz. Sağ tarafta ekrana göre sağ tarafta. Evet. Ayarak gelip oyuncunun kollarını sakladığı pozisyon. Penaltı anlamında beklenti evet, anlamında. Evet, penaltı anlamında bir beklenti var. Ya şimdi oyuncu esasında baktığınızda ne kadar kolunu kapatarak gelse de biraz böyle hafif eğilerekten bir pozisyon aldı. Dedim ki eyvah, bu şekilde gelirse bu pozisyon penaltı gelecek, ama oyunu çok güzel bir şekilde kendini son anda saklamayı başardı. Hı hı. Ve kolunu mümkün olduğunca gövdesine yaklaştırdı. Şimdi biz ne diyorduk hep, vücut kollar gövdeye ne kadar yakın olursa ideal olmama ihtimali o kadar artar. Doğru. Çünkü doğal konuma gelir, siz doğru takınıyorsunuz demektir. Şimdi bizim FIFA'nın bu hakemlere sorun, hani pozisyonlara soru sorun dediği bir şeyimiz var biliyorsun. Ben seninle paylaşmadım. 240 tane soru var diye. Oo. Bu sorulardan bir tanesi de şu. Diyor ki oyuncu elini sakınmak için ya da kaçırmak için çaba sarf etti mi? Herhalde bu en güzel örneklerden biriydi. Burada çaba var değil mi hocam? Tabii ne kadar, yani kendini o kadar çok sakındı ki böyle kapatabilmek için her şeyi yaptı. Kolunu saklayabilmek için her şeyi yaptı. Ona rağmen top oradan geçerken hafif teğetli geçti. Böyle kola temas, yani derler ya eski tabirle, yalayarak geçti diye. Kol da o şekilde geçti. Ama bu bir penaltı değil. Çünkü oyuncu yapabileceğinin en mükemmelini yapmış durumdaydı. Bir daha sonra bir penaltı beklentisi vardı hocam. Yanlış hatırlamıyorsam kaleye çekilen bir şutla evet, Başakşehirli. Evet, aynen. Nedir? O pozisyonda şöyle, eğer orada da değil mi hocam, vücudunu kapatıyor değil mi el? Kapatıyor ama 1-2 saniye önce çarpsa penaltı olur. O kadar el açıkken diyorsun. El açık mıydı o zaman? Aynen. 1-2 saniye önce top ele çarpsa penaltı diyeceğiz. Çünkü oyuncu kaçırmak için çaba sarf ediyor. Zamanı da var. Çünkü top uzaktan geliyor. Topu görüyor. Topun gördüğünün farkında. Hafif de böyle hani öne doğru eğilerekten kolunu geçiriyor. Eğilme anında çarpsa, o anda top elle temas etse penaltı olacak. Ancak oyuncu son anlarda elini böyle geriye de doğru hafiften kaçıraraktan bir hareket yapıyor ve kurtarıyor.
Top da orada bir sıyırarak geçiyor elini. Böyle belirli belirsiz bir temas var gibi gözüküyor. Kamera kale arkası, yüksek kale arkasından temas olduğunu görüyorsunuz ama diğer hiçbir pozisyonda gözükmüyordu. Oyuncu da dediğimiz gibi hani oyuncunun amacı kolunu kaçırmak, sakınmak olduğu anda biz ne diyoruz? Bu oyuncu gereğini yapmıştır. Burada doğal olmayan bir pozisyondan bahsedemiyoruz. Hocam bak bu çok karışmaya başladı. Bizdeki herkes şunu zannediyor. Elle oynama eşittir faul, elle oynama eşittir sarı kart. Böyle doğru bir şeyimiz yok. Bizim elle oynama FIFA tarafından ikiye ayrılmış durumdadır. Elle oynama ihlal olması için ya kasten elle oynarsınız ya da bilerek elle oynarsınız. Bunu da şöyle tanımlarız biz. Topun bir güzergahı var. Top o güzergahta giderken siz elinizi o güzergaha sokarsanız ve temas ederseniz bu kasten elle oynama olur. Ama yok eğer siz elinizi bu şekilde yapmaz da oyuncu doğal olmayan şekil dediğimiz genişletme eyleminde bulunur ise eğer, o zaman farklı bir karar olur. Onu da tabii ki elle oynayıp oynamadığını kriterlere göre belirlememiz gerekiyor. Çünkü niye kriterlere göre belirleyeceğiz? Yani işte kaçınma bunlardan bir tanesi. Topun ne kadar mesafeden geldiği önemli. Topun hızı, oyuncunun kendini kapatmak için vücudundan genişletti mi, uzattı mı yoksa daralttı mı gibi sorular ortaya çıkmaya başlayacaktır. Evet hocam, şöyle ufak tefek pozisyonları hatırlamaya çalışıyorum. Bir hücum faul olayı vardı, hatırlayabildiniz mi? Hücum faul olayı. Trabzonsporlu futbolcunun, evet. Önce Trabzonsporlu futbolcunun faul yapıyor. Aynen doğru. Arkasından oyuncu düşerken ayağını kaldırıyor, rakibine bir faul yapıyor. Hakem ikinciyi gördü. İlki görmedi değil mi? Esasında ilkini görse pozisyonun ilk başta Trabzonsporlu oyuncunun faul yaptığını görecek. Ve otomatikman bu sefer hücum faul verecek. Ama hakem bunu tespit edemedi. Hakem bunu tespit edemediğinden dolayı da pozisyon döndü. Ve arkasındaki oyuncu yere düşerken iyi niyetli bir tavıra girmiyor. Ayağını havaya kaldırıyor. O ayağını havaya kaldırdığı anda da oyuncuyla temas etti. Hakem bunu gördü. Burada bariz gol şansı var mıydı yok muydu sorusu ortaya çıktı. Doğru, var mıydı? Pozisyonda bariz gol şansı yoktu. Çünkü top bayağı kaleye uzak mesafedeydi. Kart anlamında ediyorsunuz hocam. Kart anlamında sarı kart verdi. Ki tekrar söylüyorum. Öncesi hücum faul. Arkasından da verilen bu kararda tabii ki ikinciyi değerlendirdiği için sarı kart olarak değerlendirmesi doğruydu. Farklı pozisyonlar var ama ben offset pozisyona geçmek istiyorum. Bir de bir offset pozisyonu vardı. Yer otomatik offset sistemi bunu tespit etti. Tamam, yer otomatik offset sisteminde şunu bir kere artık netleştirelim. Tamam, bizde çipli top yok ama şunu hep kafa karıştırıyor bizde. Bu topun temas anlarını da takip ediyor. Yani topun temas anına da bakılıyor. Topun temas anı da takip ediliyor. Ayaktan ilk topu, hani biz eskiden ne derdik? Ayaktan çıktığı an derdik. Artık öyle değil. Kural gereği ilk temas ettiği an. Bu sistem topu da takip ettiği için böyle milimetrik ofsaytları falan çok net görmeye başladı. Bir tek bir pozisyon var. Galatasaray maçına geldiğimizde anlatırız. Niye sıkıntı çekiyor o pozisyonlarda diye. Hı hı. Bu maçtaki pozisyon da zaten 3 boyutlu ekrana da geldi. Bu 3 boyutlu ekrana geldiğinde ofsayt olduğu çok net belli oldu. Başakşehir'de oyuncunun. Belli. Hocam tabii bizim en büyük şeylerden bir tanesi bu taç atışları. Yerinde tam anlamıyla kullanamıyoruz. Bu Trabzonspor'un golü öncesinde de topla ilgili, o taçla ilgili neler söylersiniz? Ya hocam, orada şöyle bir sıkıntı var. Önce bir taç atışı kullanıldı. Sonraki bir top oyuna girdikten sonra bir mücadele oldu ve top taca çıktı. İlk başta bir şey dedik. Acaba tacın yanlış şekilde kullanılması, ama o kadar geç verdiler ki hakemler kararı. Dedik herhalde bu yanlış şekilde değil. Çünkü doğru attığınızda hafif böyle bir ayağa kalkar gibi gözüküyor ama o kadar da değil. Çünkü yardımcı hakemler taç atışlarında ayak hareketlerine, hakemler el hatalarına bakarlar. Yardımcı hakemin hiçbir şekilde o sırada bayrağı yok. Top oyuna giriyor, mücadele oluyor. Mücadele olduktan sonra çıkıyor ama topun çıktığı yer orta sahaya çok yakın bir yer. Top orta sahaya çok yakın bir yerden çıkmasına rağmen ne oldu? Gitti. Böyle yaklaşık olarak bir 6 metre belki 5 metre gibi bir mesafeden kaleye yakın bir yerden atıldı. Keşke hakem orada biraz böyle hani olayın farkındalığında olsa, futbolcuyu uyarsa, geriye al dese iş bitecek. Tabii buradan direkt gol oldu, buradan avantaj sağladı diyemeyiz. Çünkü top oyuna girdikten bayağı bir dakikalar sonra, yani bir iki dakika sonra gol oldu. Ama hakemler açısından şu önemlidir. Kafalarda en ufak bir soru işareti bırakmayacaksınız. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Sebebi de şu,
biraz sonra da konuşuruz belki seninle. Bu maçta teknik alanla ilgili çok... Evet hocam ya var. Orada da mesela teknik ya, alanda... Ağdaş Atan hocanın böyle bir şey var. Bir sarı kart gördü, bir pozisyon oldu. O da sarı kart gördü ama şunu kaçırıyoruz. Bakın, teknik alanın içinde kalıp hakeme itiraz etmekle teknik alanı terk edip hakeme itiraz etmek arasında çok büyük fark var oyun kuralları kitabına göre. Niye? Şimdi diyor ki teknik alanda kaldınız, hakemi alkışladınız teknik alanın içindeyken, sadece sarı kart alıyorsunuz. Ama hem teknik alanı bilerek terk ettiniz, çizgiye yaklaştınız, geldiniz hakemi alkışladınız, protesto ettiniz, hakeme karşı davrandınız. O zaman bunun rengi kırmızıya dönüyor. Büyük bir ihtimalle müsabakanın hakemi hocanın teknik alanı terk ettiğini farkına varmadı. Teknik alanı çünkü Çağdaş Hoca teknik alanı terk etti, çizgiye hatta adamını attı, maçın çizgisine bastı, saha çizgisine bastı ve ona göre bir alkışlama, hatta birazcık da böyle elle bir jest vardı orada. Normal şartlarda oyun kuralları kitabında yazan metin çok net. Biz bunu daha önce de konuştuk hatırlıyorsan. Hem Okan Buruk'un pozisyonunda hem Mourinho'nun pozisyonunda konuştuk. Bir teknik adam sorumlu şekilde davranmak zorundadır. Eğer teknik alanı terk edip hakeme karşı bir itirazda bulunuyorsa, hakeme karşı gelme eyleminde bulunuyorsa, bunun karşılığı kırmızı kart olmalıdır. Net kırmızı kart diyorsun yani. Yani bu hafta zaten şeyler evlere şendik hocam ya. Yani teknik alan yönetimleri falan, hele bir Sivas maçı var. Yani neler neler oldu. Evet hocam, burayı başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Trabzonspor maçıyla ilgili? Trabzonspor maçında fazla bir şey yok. Yani konuştuğumuz zaten pozisyonlar, herhalde tek pozisyon konuştuk toplamda. Bunlar da biliyorum ama dinleyicilerimizden varsa soru sormak. Evet arkadaşlar, özellikle WhatsApp hattı 0538 052 1487, WhatsApp hattından hocamız Serdar Akçar'a soru sormak isterseniz, yani kafanızda böyle takılmış olan pozisyonlarla ilgili soru sormak isterseniz yazarsınız, ben de anında hocamıza bu soruları iletirim. Hocam yavaş yavaş Antalya Spor 10 ve Antalya Spor Galatasaray maçına dönelim mi? Ekleyeceğim bir şey var mı şeyde? Trabzon maçını bitirelim. Antalya, tamam. Antalya Spor Galatasaray maçına geçebiliriz. Tabii. Ali Şansalan maçın hakemi. Ali Şansalan VAR'da kim varmış? Abdullah Buğra Taşkınsoy. Nasıl bir atama? Ya şimdi Ali Şansalan'a baktığınızda hani ne dedi Futbol Federasyonu Başkanı? Ben hakemi aradım, tebrik ettim dedi. Demek ki Futbol Federasyonu'na göre iyi bir atama. Size göre? Ya bana göre de hocam, bak şunu söylüyorum. Elimizdeki en iyi hakemlerden biri. Elde hakem kalmadı ki. Tahkim kurulu kararı da var. Hani onu konuşuruz biraz sonra da. Hani onları filan ortaya koyduğunuz zaman elde hakem yok zaten. Yani genç hakemler, genç hakemler diyorlar. Dün akşam gördük genç hakemli. Evet ya. Yani şimdi genç hakem dediğiniz zaman biz hep ne diyorduk? Tamam, bu genç hakem diyorsunuz ama bu genç hakemler alttan yetişerek gelmedi ki. Oraya geldim mi konuşmak isterim ama şunu söyleyeyim. Yani genç hakem, Süper Lig genç hakemlerin eğitim yeri değildir hocam. Biz amatör futbolcuyu Gençler Ligi'nde U17'de U16'da top koşturan oyuncuyu belli bir şartlar altında alabilirsiniz oraya, Süper Lig'e. Çok üst düzey yetenekleri vardır. İşte Arda gibi, şey gibi, ne derler, yeteneği vardır, alırsınız. Ama şimdi normal şartlar altında onun tecrübelenerek oraya gelmesi gerekir. Şimdi bizdeki mantık şu, Futbol Federasyonu Başkanı dedi. Amatörde maç yöneten hakem çok iyiyse bir sene sonra Süper Lig. Tecrübesi dün akşam gördük. Kaleci topu elinde tutuyor, maç başlıyor. İçeride iki tane top var. Hocam kaleci bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Hocam birazdan o konuyu konuşacağız. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçında skandal bir olay da yaşandı. Kimse farkında değil hocam. Tadiş'in atmış olduğu golde yan hakem offside bayrağı kaldırdı hocam. Ya, ben işte operasyon dediğim zaman bazı arkadaşlar bana kızıyor. Ya o pozisyonda offside nasıl kaldırırsın ya? Ve hakem bir süre VAR'ı bekledi hocam. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ilk değil ha Türkiye Ligi'nde. Bu daha önce de oldu. Taştan gelene bayrak kaldıran FIFA hakemleri, FIFA yardımcı hakemleri oldu Türkiye'de. Bu ilk defa olmadı. Onu da söyleyeyim. Yani gerçekten inanılır gibi değil hocam ya. Evet, Galatasaray maçına geçelim. Pozisyonlara geçelim. Neler söyle? Önce sizden başlayalım hocam. Nasıl bir maç gördük? Hakem performansı hakkında neler söylersiniz hocam? Buyurun.
Burada maçın performansından çok çok fazla tartışmalı pozisyonun olduğunu maç. Evet. Sosyal medyada da özellikle çok tartışılan pozisyon var. İşte Torreira'nın mesela. Torreira'nın elde oynaması var, yüze var, penaltı pozisyonu var. Evet. Yani onu hani biraz sonra konuşuruz. Offside var, çok offside var mı yok mu 3. golde? 3. gol öncesindeki pozisyon nasıl değerlendirildi? Abi şunu da hakkını verelim. Osman 3. golü çok güzeldi. Yani jenerik bir gol. Galiba bu Tasov atmış değil mi? Çok benzerini yurt dışında bir yerde yanlış hatırlamıyorsam bir Avrupa maçında da ona çok benziyordu bu pozisyon. Güzel bir goldü. Jenerik bir goldü. Bunun da hakkını vermek lazım. Hatta şöyle yorumlayanlar da oldu. Ya offside çıksa bile hakem bunu iptal etmesin. Bir gol güme gitmesin. Ama şunu hatırlayalım. Türkiye Ligi'nde çok benzer bir pozisyonu hakem endirekt serbest vuruş olaraktan değerlendirip gol iptali de olmuştu. Hani oyun kuralları ne emrediyorsa onu yapmak zorundalar. Ha, o endirekt serbest vuruşa katılmayanlar olabilir. Tartışırız. O ayrı bir şey. Evet hocam, pozisyonları yavaş yavaş geçelim. İlk dakika itibaren nasıl bir maç izledik? Hakemin ilk andan itibaren yapmış olduğu hatalar nelerdi hocam? Buyurun. Hocam şöyle, şimdi İlk Torreira'nın pozisyonu çok tartışıldı. İstersen evet, orada başlayayım. Oradan başlayalım. El pozisyonu. Bunu söyleyelim. Elle oynamanın hepsi sarı kart demek değildir. Yani bunu siz rakibin ayağındaki topu da alsanız, gidip elle alsanız, bu illa sarı kart olacak diye bir kural yok. Bizim oyun kuralları... Ama burada umut vadeden bir atak matak muhabbetlere de dönüyor ya hocam. Eğer umut vadeden atak olayı olsaydı, ki bence yok. Çünkü orta sahada geriye doğru oynanan bir topta İlk başta umut vadeden ataktan çok söz edemeyiz. Ama velev ki umut vadeden atak olsun. Bak tekrar söyleyeyim. Velev ki olsun. Umut vadeden kabul edelim. Hakem umut vadeden atağı avantaja bıraktığı zaman, ki hakem burada onu yaptı. Önce avantaj uyguladı. Arkasından döndü geldi, kart gösterdi. Umut vadeden atak kural gereği avantaja bırakıldığında sarı kart iptal oluyor. Kural gereği iptal oluyor. Çünkü niye? Siz avantaj vererek takımın hala bir atağını devam ettiriyorsunuz. Bu da hala takım için yeni bir umut anlamına geliyor. Bundan dolayı sarı kart iptal oluyor. Ama bu pozisyonda ben umut vadeden atak da görmedim. Bu pozisyonda hakem verse verse sarı kartı neye verir biliyor musun? Neye? Oyuna karşı saygısızca davranış olarak algılasa verebilir. Ama o da bizim hani oyuna karşı saygısızca davranışta elle oynamalarda şöyle bir şeydir. Böyle smaç vuracak, kaleci gibi uçarak topla oynayacak vesaire gibi. Mesela şunu hatırlatalım. Biz hani böyle oyuncuların formasından çekiyorlar. Bazen hiç böyle umut vadeden atak yok, bir şey yok. Ama adam öyle bir çekiyor ki forma uzuyor, böyle ısrarla devam ediyor, ediyor. Oyuncu bırakıyor, diyoruz ki sarı kart. Niye? İşte oyuna karşı saygısızca davranış olarak algılıyoruz onu. Bu öyle bir pozisyon değildi bana göre. Hani çok fazla sarı kart olmalı. Bu da şundan kaynaklanıyor. İlgili isim sezonun başından beri hak ettiği kartların hiçbirini hakemler tarafından görmedi ya. Evet. Artık o bardak doldu. İnsanlar şey yapamıyorlar. Yani sanki cezasız kalma psikolojisi insanlarda oluştu. Ya bu oyuncu ne yaparsa yapsın hakemler ceza vermiyor nasıl olsa. Diyerekten bir algı oluşuyor insanlarda. Ya bu da bir elle oynama, bu da sarı kart olmalı. Bak bunu da vermedi hakem gibi bir algı var. İşte bu sefer de hakemlerde şöyle bir ters oluyor. Ya ben yakalayayım da vereyim artık bana bir şey demesinler diye. Hakem de bu sefer hem avantaj oynattığı pozisyonda hiçbir şey yokken yanlış bir uygulama yaparaktan sarı kart verdi. Bunu da bu şekilde belirtmek lazım. Şimdi şunu çok konuşuyorlar. Sportmenliğe aykırı davranış. Sportmenliğe... Evet. Arkadaşlar şunu belirtelim. Sportmenliğe aykırı davranış bir şemsiye kavramdır bizim için. Yani 13 tane ayrı maddesi var bu, altta yazar. Direkt belirtir. Yani kontrolsüz hareket de sportmenliğe aykırı davranıştır. Umut vadeden atağın engellenmesi de sportmenliğe aykırı davranıştır. Siz elle gol atmaya teşebbüs ederseniz de sportmenliğe aykırı davranırsınız. Kendi kalenize giren topu elle çıkartmaya çalışmanıza rağmen gol olursa da sportmenliğe aykırı davranıştır. Yani o kadar çok maddesi var ki, oyun alanından izinsiz çıkmak da bir sportmenliğe aykırı davranış olarak belirtilen noktası var orada. Yani burada sarı kartın yanlış olduğunu. Kesinlikle. Sarı kart yanlış. Kesinlikle yanlış. Böyle bir de pozisyonları şimdi böyle hayal mayal hatırlamaya çalışıyorum da hocam, böyle bir kafaya doğru vurulan bir top müdahalesi vardı. Kırmızı kart olabilir falan tarzı böyle bir. Icardi'nin çenesinin altına vurulan. Evet. Onunla ilgili düşünceniz ne hocam? Ben açık açık söyleyeyim. Yani burada
Ben oradaki hızın, şiddetin, bakın bizim şöyle bir mantığımız da yanlış, bunu hep yanlış söylüyoruz. Kafaya vurulan her şey kırmızı karttır, her şey sarı karttır demek yanlış oluyor. Çünkü bizim kurallarımız şunu der. Siz eğer aşırı güç kullanırsanız kırmızı kart olur. Siz eğer yoğunluğunuz fazlaysa, hızınız fazlaysa yaptığınızda sarı kart olur. Ama kazayan eliniz geldiğinde bir mücadele esnasında oyuncunun çenesinin altına eliniz dokunduğunda hız asla düşükse bundan bahsedemezsiniz. Şey olarak, sarı kart olarak ya da kırmızı kart olarak. Burada da hakemin kart vermemesini ben algılıyorum. Ancak şunu deseydi, ya hakem hızı yoğunluğu biraz fazlaydı, bu sarı kartlık olabilir, kontrolsüze girer deseydi, evet anlayabilirdik. Ama orada hakemin takdiri çok ön plana çıkıyor. Şimdi biraz sonra Fenerbahçe maçında da anlatacağım. Dikkatsiz de faul yok arasındaki fark ne kadar indiyse, buradaki kontrolsüz de aynı şey geçerli. Yani bir mücadelenin bazı noktalarda şunu söylememiz gerekir. Futbolun da zaten zevki burada. Her şey futbolda siyah beyaz demek değildir. Bak aynı pozisyonu senle beraber önümüze aynı kriterleri koyarız. Aynı kriter sorularını koyarız. Sen aynı soruları sor. Ben aynı soruları sorayım. Farklı sonuç çıkabilir. Zaten futbolun da güzelliği burada. Doğru. Onu da ayırt etmemiz gerekiyor. Burada sarı kart diyorsun değil mi hocam? Bu pozisyon sarı kart mı? Bence değil hocam. Bence değil. Sarı kartta değil diyorsun. Bence değil. Hayır. Anladım. Bence değil. Bu ancak şunu diyebilirsin. Sarı kart topsuz alanda yaptı ya bu hareket. Evet doğru. Topsuz alanda yaptığı için sarı kart verse saygım olur. Ona da itirazım olmaz diyorsun. Anladım. Ha, orada itirazım olmaz. Dese ki hayır top yoktu kardeşim, böyle bir mücadele olmaz, sarı kart veriyorum, saygım var. Ama hakem bunu öyle değerlendirmedi. Buradan dolayı da hakemi böyle çok eleştiremem yine. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, attığımızda eski Süper Lig hakemi, aynı zamanda eski FIFA hakem eğitimcisi Serdar Akçar var. Hocam, Icardi'nin ceza sahası içerisinde düşürme pozisyonu var. O pozisyonla ilgili neler söylersiniz? Tabii ki hocam. Şimdi Icardi'nin pozisyonunda şeyi söylememiz lazım. Şimdi Icardi Antalya Sporlu oyuncu hem ense tarafından, formasından tutuyor, hem de ön taraftan da bir tutması var. Ha, Icardi'nin de bir küçük tutması var, ancak şimdi bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Tutma oyun kuralları gereği sadece oyuncuyu tutmak bir ihlal değil. Bakın oyun kuralları tanımı gereği ihlal değil. Ne zaman ihlale dönüşüyor biliyor musunuz? Oyuncunun, yani tuttuğunuz oyuncunun hareketini kısıtlamaya başladığınız an ihlale dönüşüyor. Şimdi pozisyonu hatırlarsak, Icardi ile oyuncu mücadeleye giriyor. Antalya Spor'u oyun Icardi'yi tutuyor. Doğru. Icardi de ön taraftan düşerken tutacak. Ancak mantık olarak baktığımızda topa gitmek isteğinde olan kim? Icardi. Evet. Icardi'nin hareketini engelledi mi bu tutma hareketi sonucunda, topa sağlıklı bir şekilde vurmasını, hamle yapmasını engelledi mi? Bence engelledi. Bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirilmesi gerekiyordu. Hakem burada devreye girmedi. Var niye devreye girmedi? Var. Ya büyük bir ihtimalle şöyle baktılar. Şimdi kamera, ters kamera açısından, yani kale arkasından baktığımızda Icardi de tutuyor gözüküyor. Ama Icardi'nin tutması sanki böyle düşerken kendi dengesini sağlama, o balansı sağlama tutması. Onu herhalde şöyle algıladı hakemler. Karşılıklı birbirlerini tutuyordu bu oyuncular. Bu bir mücadele, bundan dolayı devam söylediler. Öyle algıladı. Ama o enseden tutma, ekstradan bir tutma, özellikle formanın geriye doğru çekilip sündüğünün görünmesi, formanın uzadığının görünmesi, oyuncunun da hamle sekansında geride kalması, bu engellendiği anlamına gelir. Bu pozisyon penaltı olmalı. Hocam sorular da geliyor ama zaten kim sormuş? Mustafa Demirkaya'nın sorduğu soruyu şu anda zaten Icardi'nin pozisyonuna siz cevap verdiniz. Ara ara farklı farklı maçlardan da sorular geliyor ama onları tabii ki programın ikinci bölümünde değineceğiz. Trabzonspor Başakşehir maçını geçtik. Ama şunu sorayım hadi. Trabzon Başakşehir maçında Trabzonlu futbolcu gole giderken durdurulması kırmızı kart değil mi diyor? Hocam tekrar söylüyoruz. O şeyi söylüyorlar. O pozisyonu. Önce hücum faali var. Hakem hücum faali çalmadı. Hücum faalin sonrasında oyuncu, Başakşehirli oyuncu düşerken ayağını kaldırdı. Evet, Trabzonsporlu oyuncuyu düşürdü. Hakem ikinci ihlali gördü. Onu değerlendirdi. Ancak şunu unutmayalım. Bariz gol şansı kriterlerinden bir tanesi ihlal ile kaleye olan mesafe ve defans oyuncularının sayısı ve konumuna bakar.
kaleye olan mesafe, ihlalin kaleye olan mesafesi uzaktı ve hemen sol açıda da kademeye girme ihtimali olan bir oyuncu daha vardı. Bundan dolayı sarı kart olması daha doğruydu. Günaydın. Kimmiş bu? Hamburg'dan Burhan Kalım demiş ki hocam güzel anlatıyor. Avrupa'da avantajdan sonra kartlar gösteriyor demiş. Doğru söylüyor aslında. Hocam şöyle onu Fenerbahçe maçında kaç tane avantajı kesti hocam ya. İnanır gibi hocam, değil. Şöyle o dediklerin pozisyon şu. Büyük bir ihtimalle Torreira'nın elle oynamasını söyler ama şunu söyleyelim. Elle oynamada kontrolsüzlük olmaz. Oyun kurallarında kontrolsüz hareketlerin tanımında elle oynama yok. Bir hareket eğer kontrolsüz hareket ise hakem avantaja bıraksa bile dönüşte kart vermek zorundasın. Ama bu elle oynama için geçerli değildir. Oyun kurallarında elle oynamanın kontrolsüzlüğü olmaz. Ya bir elle oynama vardır ya elle oynama yoktur. Hmm. Hakeme kriterler bakımından dikkatsiz elle oynadı, kontrolsüz elle oynadı, aşırı güçlü elle oynadı diye bir soru soramayız. O dedikleri hani avantaja bırakıp arkasından sarı karta dönülen pozisyonlar dikkatsiz miydi, kontrolsüz müydü, yaşara aşırı güç kullanımı var mıydı olan sorular. Onu da ayırmamız gerekiyor kurallar açısından. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Serdar Akçaroz hocamızla 10 ve Antalya Spor Galatasaray maçı pozisyonlarını tekrar konuşuyoruz. Hakem Ali Şansalan biliyorsunuz. Vardı da Abdullah Buğra Taşkunsoy var. Hocam Adnan Çal bir soru göndermiş. Diyor ki hocamıza sorar mısınız diyor. Sağdaki hakem mi tecrübeli? Vardaki yeni mi? Vardaki tecrübeli, sağdaki yeni mi olmalı? Ego bakımından demiş. Ne dersiniz bununla ilgili? Hocam bu dengede olmalı. İkisi de dengeli olmalı değil mi? Abi dengeli olmalı. Şimdi bunun riski şu. Siz eğer vardaki hakemi çok tecrübeli, sağdakini hiç tecrübesiz yaparsanız o zaman işin rengi değişir. Çünkü bu sefer hakem sahada karar verme süreçlerinde sürekli tereddüt yaşıyor. Bunu yaşadık. Mesela birinci lig maçlarından bir tanesinde geçen hafta yansıtılmıyorsam galiba Bandırma maçı da ama emin değilim. Bir bakmak lazım. Şimdi ya kafam yanlış söylemeyelim. Maçın VAR hakemi Arda kardeşlerdi. Hakem sahadaki verdiği kararla hiç müdahale etmemesi gereken yerde müdahaleye giriyor o zaman. Çünkü hakem haklı olarak tecrübesinde diyor ki ya bu pozisyon şey değil, faul muhal değil. Sen faul verdin ama golü vermeliydin. İşte biz o zaman protokol dışına çıkıyoruz. Protokol dışına çıktığımızda o çok tehlikeli. Yani bir hata yapalım ama kitaba bağlı, protokole bağlı olarak hata yapalım. Onu açıklayabiliriz. Ama protokol dışına çıkıp hata yaptığınızda bu sefer hiçbir şey açıklayamıyoruz. Hocam çok enteresan bir şey söylediniz. Geçen hafta Arda kardeşler hangi maçı yönetti dediniz? Ben takip edemedim çünkü. Bir hafta önce, yani aradan önceki maçta VAR hakemi olarak, bir birincilik maçında VAR hakemi olarak görevi. Peki bana gelen bilgiyi paylaşayım o zaman. Favori Arda kardeşler, Plasi Halil Umut Meler derbi. Ne diyorsunuz? Ben Halil Umut Meler'i tahmin etmiyorum ama Arda kardeşler olabilir. Eğer Trabzon maçında Atilla Karaoğlan düşünmüyor ise, Atilla Karaoğlan'ı oraya düşünmüyorlarsa, oraya direnci koyabilirler Trabzon-Fenerbahçe maçına. Eğer oraya Atilla Karaoğlan gelirse burada direnç tanısı onu da kullanabilirler diye düşünüyorum Arda ile beraber. Halil Umut Meler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica-Feyenoord maçını yönetecekmiş hocam. Şu anda son dakika gelişmesi. Ne güzel, ne güzel, çok güzel hocam. Çok güzel, ben bunu hep seviniyorum. Bakın bizim hakemlerimiz gitsinler. Şimdi Halil Umut Meler'i tekrar söylüyorum. Avrupa standardı yüksek bir hakem. Bunu kabul edin. Ne, niye yoksa Türkiye standardı düşük hocam? Ya o adam işte, bak tekrar söylüyorum. Ona istersen yayının sonunda bu tahkim kurulunun verdiği kararları falan düşünürseniz, burada sizin hani kafanızda sürekli giyotin durursa korkarsanız, korkaraktan maç vermeye başlarsınız. Rahatsız olursunuz. Normaldir yani. Şimdi düşünsene, sen yayın yapıyorsun. Her gün son yayınmış gibi yayın yapıyorsun. Doğru. Hocam Ankara'dan Kemal Bey demiş ki Kaan Ayhan'ın yüzüne gelen tekmeyi hocamıza sorar mısınız demiş. Tabii ki. Tabii ki. O pozisyonu hemen söyleyelim. O pozisyonda oyuncunun yaptığı hareketi, zaten iki oyuncu da birbirinin de beden diline bakın, kazayan olduklarını, istemeden yaptıklarını gösterdiler. Hem Galatasaraylı oyuncu bunun farkında, hem Antalya sporlu oyuncu farkında. Şunu söyleyelim, bu eğer kramponun çivileri oyuncunun yüzüne gelseydi, alt tabanı gelseydi, o zaman derdik ki %100 kırmızı kart. Bunun acıması yok, şeyi yok. Ama
Oyuncu top için mücadeleye girdiğinde ayağını fazla kaldırıyor ve rakibi de o anda kafayla oynuyor. Ayakkabısının burnu, oyuncunun burnuna çok böyle limit bir şekilde temas etti. Çok böyle az bir temas etti. Hakem de sarı kart olarak değerlendirdi. Bunu bir kontrolsüz hareket olarak değerlendirdi. Bir gaddarlık, acımasızlık olmadığını ben de düşünüyorum. Hı-hı. Bir aşırı kuvvet kullanımı olmadığını düşünüyorum. Aşırı güç kullanımı olmadığını düşünüyorum. Oyuncunun belki eğer hakem şunu deseydi, ya güvenliğini tehlikeye attın, bundan kırmızı kart verdik, ama Galatasaraylı oyuncunun beden dili de hakeme kendisinin güvenliğinin tehlikeye atılmadığını çok net bir şekilde gösterince hakem sarıyı tercih etti. Ki bence de doğru yaptı. Doğru diyorsunuz. Hocam Galatasaray'ın 3. golünde bir offside var mı? Neler söylersiniz? Hocam ilk pozisyonu seyrettiğimde pozisyonun ben offside olduğunu düşündüm. Hı hı. Ne zamana kadar düşündüm biliyor musun? Ne zamana kadar? 5. kez seyredene kadar. Bak çok ciddi söylüyorum bunu. 5 defa seyrettim. Hatta geriye aldım seyrettim, geriye aldım seyrettim. Neyi fark ettim? Çünkü biliyorsun yayıncı kuruluşta ne 3 boyutlu görüntüye geldi ne çizgi görüntüye geldi. Biz anlamadık ne olduğunu. Maç bitti gitti. Of, gol oldu da çok güzel de bir gol oldu ama pozisyon offside miydi değil miydi anlamadık. Çünkü top eğer arkadaki oyuncuya gitmeden önce bir arada kafayla oynayan bir oyuncu var. Onun arkasında duran galiba Abdülkarim Bardakçı'ydı yanlış hatırlamıyorsam o offside pozisyonunda. Oyuncuya da temas ediyor. Yani rakibe temas ediyor. Bu offside pozisyonundaki oyuncu rakibe temas ediyor. Kafayla vuran oyuncuya temas ediyor. Bu offside dedik. Ayak ama, biraz önde hocam doğru. Ama sorun şu. Biz sonradan öğrendik ki hani nereden öğrendiğimizi boş ver. Biz sonradan öğrendik ki o coğrafi olarak dediğimiz hani çizgi çekilip 3 boyutlu görüntü gelmesi gerekiyordu ya. O bu 3 boyutlu görüntü gelmiyor. Çünkü niye? Yarı otomatik offside sisteminin bir handikapı var. Handikapı da şu. Oyuncular birbirleriyle vücut vücuda durdukları anda cihaz beceremiyor. Cihaz çalışmıyor. Çünkü cihaz çalışmıyor. Ayıramıyor. Hangi oyuncunun ayağı hangisine ait, öbürünün ayağı hangisine ait çözemiyor. Hakemler şunu yapmışlar. Cihaz tam olarak çalışamayınca, doğru şekilde veri sağlayamayınca manuel çizim yapmışlar. Manuel çizim içinde zaman geçiyor biliyorsunuz. Maç da bittiği için yayıncı kuruluş bunu maçtan sonra da verse belki kabul ederdik ama onlar da başka yayına geçtikleri için vermediler. O sırada şu ortaya çıkıyor. Bir Antalyasporlu oyuncunun ayağı Galatasaraylı o offside pozisyondaki oyuncunun ayağına göre kendi kalesine daha yakın. Yani offside yok tanım itibariyle. Coğrafi olarak offside yok. Coğrafi olarak offside olmadığı için de biz hiçbir şekilde... Ayaktan mı bakıyorsun, koldan mı bakıyorsun önce hocam? Ayaktan da hocam, gol atabilme ihtimali olan yerler. Mesela kolda da Galatasaraylı oyuncunun önde olduğu gözüküyor. Hocam ele bakmıyor. Hayır şey anlamda elle, söylüyorum. Hı-hı. Elle gol atamıyorsun. Anladım. Kolla gol atamıyorsun. Hı-hı. Bak gol atabilme ihtimalin yerler. Ancak nereye bakarsın biliyor musun? Bu omuz ya da kolu açıktaysa adamın 90 derece açıktaysa koltuk altının birleşme noktasına bakar. Kural gereği. Kural çünkü oradan bakmanı söyler. Hani sizin paylaştığınız fotoğrafa bakıyorum da el önde vesaire. Hocam ayaklar da aslında çok yakın birbirine ya. Yani hocam, yani şu var, yayıncı kuruluşun biliyorsun programında da tekrardan geldi bu görüntü. Yani çizilmiş halini gösterdiler. Ne zaman gösterdiler? Gece saat 12'ye doğru. Programda gösterdiler. O saat yok pozisyon. Ama işte o yayına gelmediği zaman işte bu tartışmalar, bak bu eleştireceğimiz noktalardan biri oluşuyor. Biz yayında insanlar merak ediyor. Ben hakemlik yapmış, uzun yıllar hakemlik yapmış biri olarak 5 defa da çözebiliyorsam pozisyonu, tabii ki haklı olarak insanlar ya bu pozisyon offside değil mi diye sorarlar birbirlerine. Buna bir çözüm bulmaları gerekir. O incelemenin belki VAR odasından tamam görüntünün gelme süreçleri uzuyor olabilir ama belki alttan bir yazı şeklinde işte hakem tarafından offside tespiti yapıldı. Çok eski bazen geliyor. İşte bazen yapıyor, geliyor, inceleniyor falan diyor. Evet, bazen geliyor. Ama bazen de gelmiyor. Onun sürekli olaraktan o bilginin verilmesi lazım. FIFA kendi turnuvalarında şunu yapıyor. Hakem bir inceleme yapıp karar verdiğinde anons sisteminde açıklama yapıyor. UEFA maçlarda bir inceleme sonucunu büyük ekranlarda yazılı olarak veriyor. Ya Türkiye Futbol Federasyonu ikisinden birini uygulamayı karar versin. Ya FIFA'nın uygulaması gibi hakemler konuşsunlar, açıklasınlar. Doğru. Ya da UEFA gibi o maçtaki dev ekranlara yansıtılsın, scoreboardlara yansıtılsın. Oradan herkes algılasın. Ya da yayıncı kuruluş alttan bir yazıyla bize ne olduğunu anlatsın. Çünkü biz bile anlamıyoruz bazen bir şey oluyor. Doğru.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Attığımızda eski Süper Lig hakemi, yani aynı zamanda eski FIFA hakem eğitimcisi sevgili Serdar Akçır hocam var. Hocam ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim sormayı unuttuğum Onva Antalya Spor Galatasaray maçından. Hocam yani zaten dinleyicilerimizden de sorular geldi. Onlar da çok güzel. Evet, gelen soruları da şey yapıyoruz. Yani, Fenerbahçe maçından da çok fazla sorular geliyor hocam, onu da söyleyeyim. Tabii ki ona geldiğimizde onları da tek tek cevaplamaya çalışalım elimizden geldiğince. Evet, o Fenerbahçe maçı. Şimdi yavaş yavaş hocam şeye geçmek istiyorum. Hemen açalım. Beşiktaş Kümasan Konyaspor. Hakem Kadir Sağlam, vardı da Mustafa İlker Coşkun. Nasıl bir atama? Oradan başlayalım hocam. Hocam şunu söyleyelim. Uzun zamandır Süper Lig'de, özellikle bak onu söyleyeyim. Uzun zamandır Süper Lig'de bir hakemin VAR müdahalesi olmadan penaltı verdiğini gördük ve çok net verdi. Doğru yer aldı, mükemmel ver. Yani hakkını vereceğiz. Hakemleri hani eleştiriyoruz ya. Evet. Burada da Kadir Sağlam'ın hakkını verelim. Yani öyle güzel bir yer aldı ki pozisyonun penaltı verilende oyuncunun oraya gitmeseniz, o köşeye gelmezseniz, orada durmazsanız eğer, bakın hareketli kaçırırsınız. Koşarsanız kaçırırsınız. Önceden de tahmin edip gidip durduğu için de pozisyonun penaltı olduğunu, ki kale arkasından çok net gözüküyor, onun olduğu yerden algılaması için durması gerekirdi. Kadir Sağlam gerçekten iyi bir koşu yaptı. Gitti yerine durdu, çat verdi pozisyonu. Hiç var amara bırakmadı. Böyle iki saniye bile beklemedi. Ve saniyesinde olay oldu, çat düdüğü net aldı. Net pozisyon penaltı. Zaten penaltıydı hocam zaten, yani doğru tabii mu? Netti, tamam, ama bak hocam Türkiye'de ne netleri vara bırakıyorlar bizimkiler. O işte o da biraz şeyden hocam, kendine güvenememekten kaynaklanıyor. Hani şimdi hocam şu var. Hani biz artık şeye döndük biliyorsun. Çölde azıcık bir su bulduğumuz zaman seviniyoruz. Eskiden doğru. Biz vahada yaşıyorduk. Çok güzel ormanlık arazilerimiz vardı. Bol sularımız vardı. Artık ülke çölleşti. Ülke çölleştiği için de çok az su buluyoruz. Ona da seviniyoruz hakemi. Doğru. Yani burada diyorsunuz ki net bir penaltı diyorsunuz. Kart hocam, gerekiyor mu hocam? Kart, ekstra kart. Kart, ekstra. Yok, hayır, kart. Normal. Çünkü ne bileyim, bazen kart gösteriyorlar, bazen göstermiyorlar. Yok. Hocam... Belli bir çekimdeki gibi de kart vermeyelim artık. Doğru. Kremen'le Svensson'un ceza sahası içerisinde ayak çarpışma olayı var. Pozisyonu evet, var. Neler? Evet. Ki bu pozisyonlardan çok fazla böyle fauller, penaltılar çıktığından dolayı, kartlar çıktığından dolayı soruyorum. Hocam şundan dolayı çok enteresan da, hatta çok dakika 11'de falan oldu galiba. Evet, maçın başlarında doğru. Maçın başında oldu evet. Şimdi pozisyon şu. Kremer topu havadayken oynuyor. Ayağınla topu tıklıyor. Ayağını indirirken bu sefer de Beşiktaş'ta oyuncu ayağını havaya kaldırmaya başlıyor. Ve ayaklar havada birbirlerinde buluştular. Amaç şey değil. Hani rakibe vurayım, rakibin vuruşunu bozayım, rakibin vurmasını engelleyeyim vesaire olan değil. Tam tersi çarpışma esnasında. Çünkü Beşiktaş'ta oyuncu hamleyi yaptı ama artık ulaşamayacağını anlayınca ayağını geriye çekmeye başladı. Ayağını geriye çekerken de Konyasporlu oyuncunu kıran inen ayağı onun ayağına çarptı. Ve böyle bir durumda buna bir çarpışma diyoruz. Burada penaltı, faul vesaireden bahsedemeyiz. Futbolun içinde doğasında temaslı hareketler vardır. Bunlar normaldir. Faul olması için de birazcık da rakibin hareketinin engellenmesi ortaya çıkması gerekir. Burada ondan bahsedemeyiz. 52. dakikada bir Bazuar'ın topsal anda ihlal olayı var hocam. Çok enteresan bir pozisyon. Çok enteresan. Enteresan pozisyon. Neler dersin hocam? Ya böyle... Top sağ tarafta yardımcı hakemin önüne doğru oynanıyordu. Hakem o iki oyuncunun Bowser'in yapacağı hareketi herhalde sezdi. Oraya bir laf attı çünkü. Ben hakemin beden dilini... Alo. Alo. Tahmin edeyim. Hocamla hat kesilmiş olabilir. Tekrar bağlantı kuralım. Belki hocamızdan hat kesilmiş olabilir. Ben mesajları okumaya devam edeyim. Kemal Bey zaten o pozisyonu değerlendirdi. Hakem hocamız. O soruyu zaten birazdan soracağız. Fenerbahçe kısmında onu tekrar söyleyeyim. Akşam yorumları izliyorum. Sağ olsun TRT'de foul olan pozisyonlara bile foul diyemiyorlar. Bunu diyorlar. Teknik analize bırakalım. Yani bu kadar acizler diyorlar dinleyicilerimiz. Devam edelim. Çok mesaj var, okumadıklarımı özellikle seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yenibosta'dan Murat, abi sen Mourinho'ya bile Mourinho'yla bir konuşsan demiş.
Güzel. Mourinho'yla bile konuşsan. Günaydın Aygün abi, yayınlar. Samsunspor ikinci golünde faul bekleyen oldu. Bence de onu kim yazmış? Fadıl Altuğ yazmış. Onu zaten hocamıza soracağız. Ennesi'nin pozisyonunu soracağız. Amrabat'ın pozisyonlarını hepsini tek tek soracağız. Merak etmeyin. Onunla ilgili çok fazla sorular geliyor. Özellikle tabii bağlantı anlamında WhatsApp'tan direkt mesaj yazarsanız bana pozisyonlarla ilgili, o daha çabuk cevap verme anlamında olur. Çok fazla mesaj da geldiğini tekrar belirtelim. Günaydın Aygün abi, ben Firas. Fenerbahçe takımı hiç iyiye gitmiyor demiş. Serdar hocamızla bağlantı kuramadık mı? Ne yapıyor? Ha, belki sıkıntı olabilir. Tekrar aramaya devam edelim. Saatlerimiz şu anda 10.20'yi gösteriyor. Herhalde hocamızla birazdan bağlantı kuracağız. Telefonda bir sıkıntı varmış. Mehmet Uzunoğlu Antep'ten. Abi günaydın. 2-1 öndesin. Geriye çekilmek de ne demek? Anadolu takımı gibi skoru korumak. Biz Fenerbahçe'ye yakışmaz demiş. 9 hafta olmuş. Sistem yok. Ne oynadığımız belli değil demiş. Gent'ten Kerim Kantarcı. Günaydın Aygün abi. Dünkü Samsun Fenerbahçe maçtaki hakemi tarafsız biri olarak gayet iyi buldum. O ucuz sarı kart hariç 10 numara maç yönetti. Bu hakemi de bu kadar ağır eleştirebiliyorsak dükkanı kapatalım bari demiş. Selamünaleyküm genç Aygün abi. Ben Bahçelievler'den Tatar Ramazan. O tabii programın ikinci bölümünde Süleyman Arat'a soracağımız soruları bazılarını söylemiş. Ne demiş? Hakemler haricinde Mourinho Türkiye Ligi'ni hafife mi alıyor demiş. Bu futbolda Fenerbahçe şampiyon olur mu demiş. Fenerbahçe taraftarı memnun edebilir mi? Kolay gelsin, seviliyorsun abi demiş. Evet, kısa bir araya gidelim. Bağlantı kurduk mu hocayla? Ben mesaj okumaya devam edeyim. Çok fazla çünkü pozisyonlarla ilgili mesajlar geliyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı sevgili Süren Arat. Evet, oklar Fenerbahçe yönetime doğru gidiyor dediniz Sayın Arat, ama evet, şunu da söylemekte fayda var. Kadro tercihinde de yanlışlıklar olabilir mi? Mesela İrfan Can çok formda. Şimanski inadı hala devam ediyor. Baktığımız zaman neler söylersiniz? Evet sevgili Aygün, çok haklısın. Yani Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Osay Samuel ve İrfan Can Kahveci oynatmalıydı. Yani ikisi de Osay'da yani, hemen söyleyelim. Yabancı kontenjana takıldı Osay'da. Ama başkası takılsın yani, Osay'ı takılmasın diyor taraftar. Yani. Doğru söylüyorsun. Doğru. Onların sesi olarak buradan ifadem. Çünkü Mert'i yetersiz buluyor Fenerbahçe taraftarı ve o pozisyonda o sayının çok daha etkili ve çok daha olumlu olduğunu düşünüyor ve iki oyuncunun da enteresan mukavele zamanı olduğu için bununla bir ilinti kuruyor taraftar kendi zihninde. Acaba sıkıntım var demeye çalışıyorlar değil mi? Sıkıntım var demeye çalışıyorlar. Yani acaba az oynatarak imzaya mı zorlama gibi, öyle imalı yazılar çıkıyor sosyal medya üzerinde. Ben tabii böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ama yani, ama şuna inanıyorum ki geçen senenin yıldızı, bu senenin de formlu oyuncusu ki milli takımda görüyoruz bu formlarını, İrfan Can Kahveci bu takımda her zaman oynar. Osay Samuel Türkiye'nin sağ beklerinden biri, tartışmasız bu takımda eğer sakat değilse, bir kart cezası yoksa tüm sezon aralıksız oynaması gerekir. Yani İsmail Hoca da Jesus da sezon başında Mourinho da Osay'ı direkt koyuyordu takıma, ama ne olduysa biraz 12. yabancı kuralına Osay takılmaya başladı. Güne dönecek olursak mesela kadro zaviyet diyoruz. Burada bence en önemli hatası 25 milyon euroluk El Nesri'yi kulübe onunla dokundum. İlgili bir soru da var, hatta ben sana söyleyeyim. Hasan Bey diyor ki, ben Hasan diyor, evet, Süleyman Bey'e soramaz. El Nesri niye oynatılmıyor diyor. Evet, şimdi onu söyleyeyim ben hemen. 25 milyon euroluk El Nesri'yi kulübede tutup yorgun Edin Dzeko'yu oynatıyor diye başlamıştım sözü. Oradan devam edeyim. Evet, buyurun, buyurun. Edin Dzeko biliyorsunuz bu milli arada iki tane maç oynadı Bosna Hersek milli takım formasıyla. O biri 11 Ekim'de Almanya'ya karşı oynadı. Öbürü de 14 Ekim'de Macaristan'a karşı oynadı. 14 Ekim'de oynadığı maçın ardından İstanbul'a geldi. Bir gün sonra 15'inde geldi. 16'sında rejenerasyon idmanına katıldı. 20'sinde de maça çıktı. Bu oyuncu 38 yaşında bir oyuncu. Yani 9 günde 3 maç oynamış oluyor Samsun maçında dahil etmiş olursak. Tabii ki Edin Dzeko'ya fazla. Sen onu dinlendirmen gerekirken 81 dakika sahada tutuyorsun. Hem Edin Dzeko'ya yazık ki ben çok beğeniyorum Edin Dzeko'yu. Hem de Enes'e yazık, doğru.
İkisine de yazık, hem de Fenerbahçe'ye yazık. Yani burada 3 tane yazık var. Biri El Nesri'ye, biri Edin Çakay'a, biri de Fenerbahçe'ye. Ama en önemlisi Fenerbahçe'ye yazık olması tabii ki. 9 günde 3 maç oynamış oyuncuyu kenarda tutup dinlendireceksin. Hele ki bu oyuncun 38 yaşındaysa dinlenmeyi çok hak ediyor. Dün de zaten maçta çok yorgun olduğunu, bedeni açıkça ifade ediyordu. 81 dakika bu oyuncuya sabretmek gerçekten şaşırtıcı. Yani ben ki çok, yani her seninle bağlantımızda her zaman söylemişimdir. En çok beğendiğim oyuncuların başına gelir Edin Džeko. Profesyonelliğiyle, takım oynatmasıyla, defansa gelip top çıkartmasıyla, hücum organize etmesiyle, takımın üzerinde abilik etkisiyle, her yönüyle gerçek bir profesyonel ve daha en az 2 yıl daha oynayacağına inanıyorum ben. Ama Fenerbahçe'de mi oynar, başka yerde mi oynanır onu bilemem ama yorgunsa kenarda tutacaksın ki Edin Džeko geçen senenin son diliminde de bol bol yedek kalmıştı çünkü giderek yorgunlaşmıştı sezon sonuna doğru. Şimdi de 9 günde 3 maç oynayan bir oyuncu konumundayken kenarda oturması çok mantıklıydı. Tatar Ramazan'ın soruları var. Birinci soru, hakemler haricinde Mourinho Türkiye Ligi'ni hafife mi alıyor diyor. Sen katılıyor musun buna? Ben hafife aldığı şeklinde değil de kendi bildiğini hala, yani Türkiye Ligi'ni tanıyamadığını düşünüyorum. Yani ama bunu çok doğal görüyorum. Kendisinin değil, ona sezon başında bazı hatırlatmalar yapılması gerekiyor. İster Mourinho olsun, ister Jesus olsun, ister hangi teknik direktör olursa olsun, Türkiye'nin bir takım farklılıkları var. Yani ne bileyim, İngiltere Ligi'ne göre, Premier Lig'e göre, ne bileyim Almanya'ya, Bundesliga'ya göre, doğru söylüyorsun. İtalya'ya göre, Serie A'ya göre farklı bir ülkeyiz. Burada lig 3 takımlı, diğer Anadolu takımları, onlar Avrupa'ya gitmek için mücadele ediyor. Çoğu da düşmeme hattında mücadele ediyor. Bu ülkede beraberlik tokat yer yani taraftardan. Beraberlik kabul edilmez. Derbi maçlarındaki mağlubiyetler asla unutulmaz. Lig ikinciliği istifayla sonuçlanır bu ülkede. Tüm bunları anlatmaları gerekir. Yani Türkiye farklı bir ülke. Burada derbiyi kaybedip ben sadece 3 puan kaybettim, önümüze bakıyoruz dediğin zaman hem tepki geliyor hem de diğer maçlarda da taraftar sana böyle yeniden bir seri yakalayana kadar olumsuz gözle bakıyor. O yüzden de gelmeden önce teknik adamlarla, adı ne olursa olsun, ülkesi ne olursa olsun, Türkiye'yi izah etmek lazım. Çünkü onlar Türkiye Ligi'ni geniş geniş seyredemiyorlar. Belki Mourinho gelmeden önce Fenerbahçe ile kontrat imzalayacağı için Fenerbahçe maçlarını izledi ama burada neler döndüğünü, bu ülkenin yapısının nasıl olduğunu, futbola bakış açısının ne olduğunu, işte az önce söylediğim gibi nelerin önemli taşıdığını, nelerin istifayı gerektirebileceğini anlaması, bilmesi gerekir. Onu da birilerine izah etmesi gerekir. Doğru. İkinci sorusu, Fenerbahçe bu futbolda şampiyon olur mu? Fenerbahçe taraftarı memnun edebilir mi demiş bu futbol? Seviyorsun demiş. Bu futbol memnun etmez tabii ki ama ben Fenerbahçe'nin hala şampiyon olma ihtimalinin çok azaldığını düşünmüyorum. Çünkü daha ligin başındayız. 9. hafta. Yani daha önümüzde bu köprünün altından ne sular geçer. Her şey değişebilir. Yani ki hangi takımın baş aşağı gideceği, hangi takımın seriyi yakalayacağı hiç belli değil daha. Sezon başı belki bazı şeylerin erken gelmesi Fenerbahçe'nin başına yarar bile getirebilir. Çünkü bu böyle kötü oynayarak Samsun'dan puanla dönseydi, buna benzer rakibi topu rakibe ver, puanı al mantığı ilerleseydi bu 20. haftadan sonra ne bileyim farklı noktaya gelebilirdi. O yüzden de erken gelmesi bence Fenerbahçe'nin lehine, Mourinho'nun lehine. O yüzden de Fenerbahçe taraftarı takımının peşini bırakmamalı. Bu Perşembe günü çok kritik bir maça çıkacak Manchester United'la evinde. Onun ardından da Bordeaux'un futbol kulübüyle bir Bordeaux maçı var sonra, doğru. Buralardan iyi futbol, iyi sonuçlarla ayrılırsa tekrar o kadroda da taraftarın da istediği o sayısıyla, İrfan Can kahvecisiyle Nesli'yi de görmek istiyor taraftar. Çünkü 25 milyon euro çıkmış cebinden taraftarın bir nevi. Çünkü kulüp taraftarın malıdır. Çıkan para da taraftarın cebinden çıkan paradır. O mantıkla bakılır. Tabii ki doğrusu da budur. O yüzden de bu kadar para verilen oyuncuyu görmek istiyorum sahada. Daha uzun süre görmek istiyorum diyor. Doğru. Taraftar haliyle ona uyulmalı. Doğru. Ve önümüzde çok uzun haftalar var. Fenerbahçe bence şampiyonluk yolunda henüz kaybettiği bir şey yok. Tabii önemli şeyler kaybetti puanlar ama Anladım. Henüz kaybedildiği çok önemli şey yok. Peki. Sevgili Süleyman, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Evet, sevgili Süleyman Arat, Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabir yazarı. Sevgili Süleyman Arat hattımız dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yani büyük ihtimalle Ferhat Gündoğdu'nun MHK'si belki de bizim bağlantımızı kesmek istedi. Şu an hattımızda Serdar Akçer hocam var. Ne diyorsunuz hocam? Hocam duyabiliyorsan susturamayacaklar diyelim. Duyuyorum hocam, duyuyorum. Net bir şekilde bizi dinleyenler de duyuyor. Hocamız tabii İstanbul dışında, ondan dolayı hakikaten her yerde çekiyor diyorlar ama Alanya'da, Antalya'nın merkezinde bile telefonlarımızın maalesef çekmediğini görebiliyoruz hocam. Ya, bir altyapı çalışması mı yapıyorlar artık, onu da bilemiyordum. Çok da güzel gidiyordu ama bir kusura bakmasın lütfen dinleyenler. Türk Telekom'un artık diyelim altyapı sağlayıcısı olduğu için onun gazabına uğradık. Hocam Beşiktaş maçı ile ilgili konuşuyorduk. Bir iki pozisyon vardı. Oradan hemen ben Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum hızlı hızlı. Neler söylersiniz? Buyurun hocam. O tekrar söyledim. O yarım kaldı. Bozdor'un pozisyonu evet. Kesinlikle sarı kart olmalıydı. Hemen ben istersen hızlıca notlarından bir tanesini söyleyeyim. Buyurun hocam. Bir de 90+2'de Konya sporlu oyuncunun böyle bir kayarak müdahalesi var orada. Ya o çok tehlikeli. Melih'in yaptığı. Kırmızının böyle sınırından döndü. Son anda ayağını geriye çekti. Eğer ayağını falan geriye çekmese o direkt kırmızı olurdu. Ben onu da ilave etmek istiyorum. Evet. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Şeyin haricinde yok, benim... Yok ama Samsun Fenerbahçe maçında ilgili çok var. Çok var değil mi hocam? Şimdi zaten evet. Ben de yavaş yavaş o maçı açmaya çalışıyorum. Şu anda Samsun Spor Fenerbahçe maçı. Hakem Muhammed Ali Metaoğlu. Varda Atilla Karaoğlan var. Atilla Karaoğlan'la ilgili şunu söyleyeceğim hocam. Yani gördüğünü veremeyen hakem diyorlar Atilla Karaoğlan'la ilgili. Oradan başlayacağım, zaten pozisyonlara geçeceğim. Vara verilmesi veya bu atamalarla ilgili düşünceniz ne hocam? Hocam bakın şunu söylüyoruz. VAR konusunda nasıl Halil Mutmeleri VAR'a atadıklarında laf etmiştik. Dedik ki bunlar saha hakemleri. Saha hakemlerini pek fazla VAR'da kullanmayın. Orası çok özel spesifik bir alan. Doğru. Aynı hatayı burada yaptılar. O özel spesifik alana bir saha hakemi atadılar. Adam da geçen hafta Avrupa Ligi'nde maç yönetmiş. C Ligi'nde gelmiş, şimdi VAR'a koyuyorsun. Haklı olaraktan da tabii ki belki performansı düşüyor. Şimdi hocam maçın istersen pozisyonlarına geçelim. Geçelim. Ben hızlı hızlı sana pozisyon atayım. Zamanı da fazla kullanmayayım. Şimdi bir maçta en önemli şey nedir biliyor musun hocam, hakemin ilk verdiği karar doğru olacak. Ya bizim eğer o karar doğru olamazsa, eğer o karar yanlışsa bütün maçı etkiler mi? Hocam güvenmez ki futbolcu sana. Ne futbolcu güvenir, ne antrenör güvenir. Hayır, şey anlamda sordum hocam. Şey anlamda. Kararın yanlış olduğunu sonradan anlarsa o pozisyon etkisine hocam, kalıp takılıyor zaten. Zaten takılır. Şimdi otomatikman şöyle takılır. Şimdi bir karar verdiniz, kararın yanlış olduğunu fark ettiniz. Ya kulağınıza bir yerden yardımcılardan geldi, ya devre arası girdiğiniz bir telefon geldi ki biz açmayın diyorlar hakemlere özellikle. Açtı, baktı, bilmem ne etti. Çünkü bazıları çift telefon taşıyor, özel hatlar taşıyor, bunları biliyoruz. Gitti baktı, kafa takılır orada, o sıkıntı. Yani hep onu söylüyorum. VAR odasına telefon giriyor mu hocam? VAR odasına telefon yok, girmiyor ama. Orada kamera kaydı, VAR odası çok zor. İmkansız bir şey. Yani tabii ki ya kötü niyetli olan tabii ki sokar diyeceğim de şimdi benim hakemlerimiz öyle bir şey demeyelim. Kötü niyetli değiller o kadar. Yani bilmiyorum. Ama girmesi yasak. Çünkü orası çok iyi korunan bir yer. Yani VAR odasında iki tane kapıdan geçiyorsunuz. Ayrıca içeride kulübe gibi yani odalar var, odacıklar şeklinde. Güvenliği de yüksektir. Öyle herkes giremiyor. Evet hocam, maça gelelim. Kost için özellikle görmüş olduğu kartla ilgili çok... Pozisyonda faul yok. Neyin sarı kartı? Pozisyon faul değil. Ya faul olmayan bir şeyden kart çıkartmak çok enteresan bir şey. Yani bak faul yok. Bizim hakem sarı veriyor. Şimdi bizde şu olur, faul olur, dikkatsizdir, sarı kart vermezsin. Faul olur, kontrolsüzdür, sarı kart olur. Faul olur, aşırı güç kullanımı vardır, gaddarlık vardır, kırmızı olur. Ama burada faul yok. Kartı bırak, yani önce teknik ceza, sonra disiplin cezası. Ya teknik cezada faul yok ki disiplin nasıl geçti? Hakem onu kusura bakmasın, hani uydurdu mu diyeyim artık, yani yukarıdan vahim mi geldi, nasıl algıladı, ben hala anlamakta zorluk çekiyorum, vallahi zorluk çekiyorum. O pozisyonda yan yana iki futbolcu gidiyor, faul çalıyorsun, bir de üstüne kart veriyorsun. Ya bakın böyle durumlarda maçın başlangıcında özellikle de kesici özellikleri olan futbolculara kart verdiğinizde oyundan düşer bu adam. Adam gerçekten kartı hak etmek için bir hareket yapar. Verirsin, ses çıkartamazsın. Ama adamın kendi oyuncu farkında zaten ne kart olmadığını, bir dakika faul yapmadığının farkında. Adam rakibe faul yapmamış, sen faul veriyorsun, sen de kart veriyorsun. Bu şu demek oluyor oyuncu için biliyor musun? Kardeşim sen ne yaparsan yap ben senin canını okuyacağım demek olur.
Oyuncu bunu böyle algılar. Ondan sonra da sana ne kadar şey yapar maçta hakemin böyle olduğunu bilen futbolcular maça nasıl konsantre olurlar, nasıl bakarlar, ne oldu ondan sonra hakemin her kararında futbolcular hakeme gitti, hakemin her kararında çevresini sardılar, hakemin her kararında VAR'a bırakıp dinlemesi gereken oyuncular bunu biliyor, hakem o kadar inanılmazlığını kaybetti ki herkes hakemin peşine gidiyor, hakemin peşine gidiyor. Bitti hakem o dakikada. Bak daha maçın başında bitti hakem. Toparlayamadı zaten sonra. Kontrolü kaybetti. Dağıldı ondan sonra. Zaten ya şu hani ya amiyane bir tabir söyleyeceğim. Hani ortada bir hakem geziyordu ama hakem ne yaptığını kendi bilmiyordu. Bak çok ciddi söylüyorum. Geziyordu hakem ortalıkta ama bu gezerken ne yaptığını, ne ettiğini farkında değildi hakem. Peki, çok net bir şey söyleyeyim sana. Orada hiç kulağına şey mi geldi hocam acaba? Kulağına acaba hani kaybetti dedik yani kendin. Acaba VAR'dan ya faul yoktu niye buna kart gösterdin diye bir uyarı gelmiş olabilir mi? Yani gelmemesi gereken eğer geldiyse hakemi dağıtmışlar işte. Çünkü hocam şunu söyleyeyim bak. Sahada ikinci top var. Kalecinin elinde duruyor top. Maçı başlatıyorsun. Ya arkadaş o kaleci o topu atsa. Evet ya sahada iki tane top vardı. Asıl top buydu dese ne yapacaksın? Sen mi karar veriyorsun? Ya o kadar kendini kaybetmiş hakem dağılmış. Ki bak kulübelerde de aynı sorun var. Ya böyle bir şey olabilir mi? İkinci golden sonra şunu gördük. Bütün herkes sahanın içine girdi. Hakemi korumaya çalışan oyuncular Samsunlu oyuncular. Ya sen hakemsin arkadaş. Senin çevrende ne işi var Samsunlu oyuncuların? Fenerliler itiraz ediyorsa sen kendin gereğini yap. Sen Samsunlu oyuncular seni koruyacak duruma getirdin. Öyle bir imaj verdin sahada. Evet. 24. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golü öncesinde bir ihlal var mı hocam? Fenerbahçe'nin. Valla ben dün sen dediğinden sonra dinledim. Mustafa Hoca söylemiş. Şurcu Hoca söylemiş. Yani evet. Bayrak kalktı demiş. Sahadaki olanlar ona söylemişler. Büyük bir ihtimal. Çünkü görüntüye gelmedi bayrak. Onu söyleyeyim. Eğer kalktıysa taçtan... Ya taştan offside olmaz hocam. Bu oyun kurallarının temeli. Hani daha bismillah hakemliği... Tadiç'in attığı golü bahsediyoruz arkadaşlar. Tadiç'in attığı golü yan hakem offside diye kaldırmış. Ondan dolayı biraz var beklentisi olmuş ama yani inanır gibi diyor hocam. Ne dersiniz? Buyurun. Top sizde. Hocam bak tekrar söylüyorum. Taçtan offside olmaz. Bize hakemlikteki ilk hani aday hakem kursu var ya. Evet. Aday hakem kursunun temel konusudur. Taçtan offside olmaz. Kornerden offside olmaz. Out'tan offside olmaz. Bak bu temel hocam. Ya yardımcı hakem nasıl bir dalgınlıkta, nasıl bir kafa yapısında eğer kaldırdıysa bak ben hani sen öyle diyorsun. Mustafa Hoca da öyle demiş. Yayında. Hayır Mustafa Çolucu şunu söyledi. Skandal bir olay var dedi. Hemen dediler ki nedir diye. Hakem arkadaşım aradı dedi. Pozisyonda dedi. Bu Tadiç'in dedi. Pozisyonda da yan hakem offside kaldırmış dedi. Herkes bir anda yerlere yakıldı böyle. Çöktüler herkes gülmeye başladı. Yani o zaman şu var. Bizim hakem arkadaşlarımız. Kural bilmiyor. Kural bilmiyor. Ama kimse ağlamayacak hocam bak. Tekrar söylüyorum. Kendi etti kendi buldu futbol. Futbol camiası kendi etti kendi buldu. Biz sana demiştik merkez hakem kurulu sezonun başında tecrübeli hakemleri gönderdi. Sorun burada. Tecrübeler evde maç izliyor. Çömezler maç yönetiyor hocam. Bunu diyebilirsin. Hakemin performansı kötü olabilir. Art niyetliyse hakem önüne koyacaksın. Diyeceksin kardeşim sen bu maçlarda art niyetliydin. Biz senin işte telefon dinlemeni yakaladık. Bilmem neyi yakaladık şu. Ama sen geçen sene Turgay Kağan Numanoğlu. Ya Türkiye Ligi'ni sırtlamış bir adamı evde oturtturdun. Tahkim kurulu da 4-3 kararla adamı out etti. Out ettiler adamı. Ki tahkim kurulu o fecaat var orada. O ayrı bir şey. Talimata aykırılık varmış. Yeni çıktı. Talimata aykırı şekilde oraya üye ataması var. Federasyon başkanının bir iddiası tahkim kurulu toplantısına giriyor. Girmemesi lazım. Yani bağımsız yargı olması gerekir. Çünkü Türkiye'nin yani futbolun en üst yargı organı tahkim kurulu. Bizim Yargıtay'ın karşılığı gibi düşün. Yani bilemiyorum yani çok enteresan şeyler ama ben kimse kusura bakmayacak. Hakemler de ben şunu söylüyorum hocam. Şu anki hakem camiasına yapılması gereken bir şey yabancı hakem. Bak bu kadar net söylüyorum artık. Hocam şunu söyleyeyim yani taç atışı savunmadan Tadiç'e geliyor. Tadiç golü atıyor. Yan hakem bayrak kaldırıyor ya. İnanır hocam, gibi bak, değil. Kızından gelse şunu derim. O bilinçli oynadı defans oynamadı tartışırız. Ya taçtan geliyor arkadaş. Neyi bahsediyoruz? Doğru. Taç yani taçtan offside olmuyor. Yani, doğru. Hocam
36. dakikada Tadić ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem önce penaltı işaret etti, sonra offside kararı çıktı. Ne dersiniz? Çünkü hocam şöyle, ilk pozisyon offside baktığınızda. Tamam. Yani karar penaltı, penaltısı doğru, hakem de verdi. Bakıyorsunuz doğru penaltı ama öncesi offside. Bizde şudur, ilk ihlal cezalandırılır. İlk ihlal offside olduğu için de offside'la maç başladı. 75. dakikada Amrabat'ın eline çarpan bir pozisyon var hocam. Samsunspor'un penaltı beklediği bir pozisyon. Hocam açık eline çarpsa pozisyon penaltı. Kapalı koluna çarptığı için pozisyon penaltı değil. Çok itiraz ettiler. Hele özellikle kulübe çok itiraz etti. Kulübe çok itiraz etti. Ve hakemin o kadar aşırı derecede el, kol, hareket, teknik alan terk edip sahaya kadar girmelere, sessiz kalmaları beni çıldırtıyor. Bak açık söyleyeyim. Sahada yanlış verebilirsin hocam. Bak sahada yanlış yaparsın, dağılırsın ama kulübe yönetiminde yapamazsın bunu. Ya çok basit. Dördüncü hakemin var en basitinden ya. Yanında. Orayı yönetecek bir adam ayrıca ne? Yani dördüncü hakemin görevlerinden bir tanesi kulübe yönetimidir. Ya karar doğru. Mükemmel şekilde kapatmış kolunu. Ya bu hani bana bugün dersen ki Serdar Hocam bir eğitim versen elle oynamalarda, kaleye çekilen şutlarda o elle oynama değildir göster, doğal konumu göster, bu pozisyonu gösteririm. Çünkü niye? Açık olan bir el var, kapalı olan bir el var, top kapalıya çarpıyor. Evet, kapalıya çarpıyor. Kapalıya çarptığı zaman devam açığa çarparsa penaltı. Tam eğitim videosu. Bak tam eğitim videosu. İnşallah bunu eğitim videolarına koyarlar. Çünkü çok pozisyonları koymadıkları haberi geliyor hocam. Koymuyorlar hocam. Ona da bir şey diyemiyoruz. Yani çok güzel bir pozisyonu. Hakem gerçekten doğru değerlendirdi. Ama ya bu sen doğru karar... Hocam bak hakem inanmıyor kendine. Onu söylüyorum. İnansa... Orada gider teknik görevlilere gereğini yapar. Hocam dakika 88 Samsunspor ikinci golü öncesi İrfan Can Kahveci. Onu tabi yayıncı kuruluş devamlı offside'i gösterdi ama İrfan Can Kahveci yapılan bir foul görüntüsü vardı. Ben ona gördüm. Evet. Ben tek bir pozisyondan gördüm. Diğer pozisyonları göstermedi hocam zaten. Göstermedi. Akşam yayıncı kuruluşta göstermiş. Bir açıdan daha göstermiş sadece. Anladığım kadarıyla ya kamera açısına girmedi. Ya artık orası yayıncı kuruluşun bileceği bir şey. Ama şunu söyleyelim. Ben İrfan'ın çok kolay kendini bıraktığını düşünüyorum. Çok kolay bıraktığını düşünüyorum. Hani şunu terse alalım. Fenerbahçeli bir defans oyuncusu rakibini bu şekilde itseydi penaltı verilmesi hoşunuza gider miydi sorusunu sorarım ben hemen direkt. Ama bu tip pozisyonlarda da ben de Mourinho'nun şeyle vereyim. Bu tip pozisyonlarda da verildiğini görüyoruz hocam. İptaller de çıkıyor. Bir şey demiyorum. Türkiye'deki standartizasyon sıkıntılı, orada haklı olabilir hoca. Doğru. Bak ona hiçbir şey demem. Çünkü dersin ki ya A maçında verdiler bunun gibi o penaltı gol iptali. Bak burada hiçbir şey demem. Ama benim mantığım şu. Açık söylüyorum. Ben futbolun temaslı olduğuna inanıyorum. Temasın da faul olabilmesi için bir şekilde etkisinin olması gerekir. Oyuncunun dikkatsizce yapması gerekir. İrfan hiç mücadeleye girmedi ki o pozisyonda. Direkt kendini bıraktı. Hani benim görüşüm bu. Yani anladım. Burada saygı diyebilir ki bazıları. Ya hocam sen burada sana göre öyle. Ama sonuçta ben izlediğim kadarıyla bütün hakem yorumcuları da benimle aynı fikirdeler. Anladım. Hocam son pozisyonda 90+5'te Fenerbahçe'nin Ennesi'nin pozisyonu. Burada penaltı mı yoksa şey doğru mu hocam? Pozisyon devam kararı doğru mu? Pozisyon devam kararı doğru. Şunu unutmayalım hocam. İki oyuncu da havadaysa birbirlerine temaslarındaki etki değerlendirmesiyle bir oyuncunun yerde birinin havada olduğu etki değerlendirmesi farklı olur. Mesela Rize maçında hatırlayın. Oyuncunun itmesine penaltı verilmesi gerektiğini söylemiştik. Fenerbahçeli oyuncuya penaltı verilmeli demiştik. Niye? Çünkü oyuncu havadaydı, dokunduğunuz anda uçar dedik. Sen çünkü yerdesin. Sen itme hareketini yapan adam, teması yapan adam yerde. Yerden güç alıyorsun. Ama burada öyle bir şey yok. Burada her iki oyuncunun da ilk topa zaten bir durdurun böyle ikisi topa bakıyor. Topa bakarken biri daha yükseğe sıçrıyor, biri daha aşağıdan geliyor. İkisi birbirine karşı temasları var. Tek taraflı temas değil bu pozisyon. Onu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin oyuncunun da teması var. Fenerbahçe'nin oyuncuya da temas var. Anladım. Şey bizi aldatıyor olabilir belki izleyenleri. Oyuncunun kafa vurmak için sıçrarken biraz böyle kendini geriye ataraktan vurma isteği sanki geriye düşüyormuş gibi, o itmeyle düşüyormuş gibi algılandı ama itme olması için oyuncunun yerden güç alması lazım. Havadayken biz birbirimizi itemeyiz. Anladım. Çünkü ben seni ittiğimde ben de geriye gideceğim. Doğru. Hocam çok teşekkürler yerimize bağlandığınız için. Hocam ben
teşekkür ederim. Kusura bakmasınlar lütfen. Bir yok, şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Tecrübesiz bir hakemler. Bakın bunu bilin. Dün akşamki Meteoğlu 9. maçındaydı. 9. maçını yönetmişti. Doğru. Çok tecrübesiz hakemlerimiz var. Ama diyoruz ki genç hakemlerimiz olsun. Ama ben hep şunu söylüyorum. Süper Lig, kusura bakmasın kimsenin, eğitim yeri değil. Doğru. Süper Lig'e gelen hakemin eğitilerek gelmiş olması lazım. Kabul edilebilir hataları olması lazım. Bunu da bu futbol federasyonu böyle takdir etti. Ben sana da daha önce demiştim. Bu dakikadan sonra merkez hakem kuruluna yazar demiştim. Hatırlıyor doğru, musun? Doğru hocam demiştiniz. Bu merkez hakem kuruluna yazmaya başladığı anlar. Peki. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız hocam. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Evet, hattımızda eski Süper Lig hakem ve eski FIFA eğitim hakemcisi Serdar Akçer vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.